Sevgili kitap severler, dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak, abone olmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Birinci bölüm, Ülkeye Dönüş Her şey hazır Bayan ama ne yazık kullanır durumda sandalımız yok. Fruna Vels kalktı ve kaptana yaklaştı. Çok sıkışacağız, diye açıkladı altın arayıcıları da çok sabırsızlanıyor. "Bunu anlıyorum." diye sözünü kesti genç kız. "Benim de acelem var. Sizi böyle sıkıştırdığım için bağışlayın ama." Kız birden döndü ve kıyının bir köşesini gösterdi. "Şu karşıdaki ırmakla çam ağaçları arasındaki kütükten yapılmış büyük evi görüyor musunuz? Ben orada doğdum işte. Sizin yerinizde olsam artık orada durmam." diye sevecenlikle mırıldandı Subay. Onu tıklım tıklım güverteden geçirdi. Yolcular itişip kakışıyor, birbirlerine sövüyorlardı. Bin kadar altın arayıcısı ne pahasına olursa olsun bir an önce karaya inmek istiyordu. Gözcü kulübelerinden türlü yükleri kaldıran vinçlerin gıcırtıları yükseliyordu buharlı geminin iki yanında sıralı mavnalar, sandıklar ve balyalar yükleniyor, mavnaların içindeki adamlar terleri burunlarından akarak yüklere doğru koşuyor ve balyaları çabucak birbirlerine atıyorlardı. Küpeşte'den eğilen bazıları da ellerinde baraj belgeleri olduğu halde birbirlerine bağırışıp duruyorlardı. Bazen iki üç yolcu aynı belgeyi isteyince kızılca kıyamet kopuyordu.'' komiser kafasının karma karışık olduğunu söylüyor, dedi subay. Furunayı kaptan köşküne geçirirken. Gemiyi yükleyecek memurlar işi bırakınca bu iş yolculara kaldı. Eliyle uzakta demirli bir gemiyi gösterdi. Betlehem yıldızı kadar bile şansımız yok. Yolcularının yarısı Skagway veya Beyaz Geçide götürmek üzere atları gemiye yükledi. Ötekiler Ciliot'a gidiyor. Tayfalar baş kaldırdı ve gemi arıza yaptı. Hey, dikkat! diye bağırdı. Mavnalardan biraz uzağa yanaşan bir kayığa. Koca bir mavnanın arkasında sürüklenen bir römork, mavnalarla kayığın arasından geçmeye çalışıyordu. Kürekçi öfkeli öfkeli provaya vurdu. Tam uzaklaşacağı sırada kürek boşa gitti. Kayık sallandı ve durdu karşı yönden içi altın arayıcıları ve malzemeleriyle dolu olan 20 metre uzunluğunda iki yerli kayığı geliyordu. Kayıklardan biri rıhtıma doğru yan yattı. Ama öteki kayığı mavnaya sıkıştırdı. Kürekçi küreklerini tam zamanında kaldırmıştı. Küçük tekne çarpmanın etkisiyle çatırdadı. O zaman kayıkçı ayağa kalktı ve dünyadaki tüm kaptanlara ve kayıklara ağzına geleni söyledi. Mavna'daki adamlardan biri ona doğru eğildi ve hakaret etti. Oysa yerli kayığındaki beyazlar ve yerliler yüksek sesle alay ediyordu. ''Ay şunlara bak, bir de denizci olacaklar.'' diye bağırdı biri. ''Git de kürek çekme ders al.'' Kürekçinin yumruğu bunu söyleyenin çenesine indi. Ve adamı bir yük yığınına fırlattı. Bu irsten memnun olmayan kürekçi Mavna'ya atılacaktı. Altın arayıcılarından biri tabancasını parlak deriden yapılmış kılıfından çıkarırken serüvenci gemicinin kardeşleri makaraları koyverdi. Ama Mavna yeniden yola koyuldu. Yerli dümenci küreğinin tersini kayıkçının göğsüne yapıştırdı. Adam sarsıntıyla kayığının dibine yığıldı küfürler ve çirkin sözler gittikçe artıp ağız kavgası kargaşaya dönüşürken subay yanındaki kıza bir göz attı. Furunağı korkmuş ve sinmiş göreceğini sanırken kız zevkten kızararak olayları büyük bir ilgiyle izliyordu. Üzgünüm diye başladı. Kız onu susturdu. Kavganın birden kesilmiş olmasına kızmış gibiydi. Hayır hayır hiç üzülmeyin. Bu manzara beni çok eğlendiriyor. Ama adam tabancasını çekemediği için sevindim. Yoksa... Karaya ne zaman çıkabileceğimizi bilemiyorum, dedi subay gülümseyerek. Kayığını gemiye yanaştıran kürekçiyi gösterdi. Bu adam hırsızdır. Sizi kadın olduğunuz için 20 dolara karaya çıkarmaya razı olur. Erkek olsaydınız 25 istermiş. İnanın bana, korsanlık bu yaptı. Birkaç güne kadar asılacaktır kuşkusuz yarım saatlik bir iş için 20 dolar ne demek? Bunu yüksek sesle söyleseniz ya, diye bağırdı söz konusu edilen adam. Hangi haklı insanlara hakaret ediyorsunuz? dedi kışkırtıcı bir sesle. Sonra suya küreğini almak için kaydırdığı kolunu sıvadı. Kulağınız da pek keskinmiş, dedi subay. Sıkıdır, diye karşılık verdi. Mesleğimde çok işe yarıyor, yoksa sizin köpek balıklarıyla başa çıkamazdım. Yolcuları konserve gibi üst üste yığıp da onlardan iki kat fazla para alan siz, kalkmış da bana korsan diyorsunuz. Onlara tayfaların yemeğinden veriyor, üstelik de bitli pireli yerlerde yatırıyorsunuz. Korsan ben miyim? Kırmızı kafalı adam başını küpeşteden çıkardı ve hırlamaya başladı. Bay Thurston, malum hemen boşaltmak istiyorum. Anladınız mı? Pis ininizdeki elli köpeğim birbirlerini boğazlamak üzere. Onları çabucak indirmezseniz kötü olacak. Bana günde bin dolar kaybettiriyorsunuz. Sabrım taştı. Benimle böyle alay edilmesine dayanamam. Sizi dava edeceğim. Şirketinizi de mahvetmezsem bana da Pete Ferguson demesinler. Benim adım Pete Ferguson. Postunuzu seviyorsanız elinizi çabuk tutun. Bay Thurston bir el hareketiyle kırmızı yüzlü adamı susturdu ve genç kıza doğru döndü sizinle çıkmak isterdim ama ne kadar sıkışık olduğumuzu görüyorsunuz. Hoşça kalın. İyi yolculuklar. Bagajlarınız için iki adam göndereceğim. Yarın sabah mağazaya yollanacağından emin olabilirsiniz. Kız elinden tutup kayığa indi. Ağırlığı yüzünden gemi hafifçe sallandı. Sonunda arka sıraya yerleşti ve ayaklarını sıranın altına soktu. Durun diye bağırdı subay. Böyle gidemezsiniz bayanmaz. Geri dönün. İlk fırsatta ben sizi bizim kayıklardan biriyle karaya çıkarırım. Daha önce sizi cehenneme gönderirim ben," diye bağırdı kayıkçı. Uzaklaşmak istedi ama Bay Thurston eliyle kayığın kıyısına yapıştı. "Bırakın beni," diye hırladı kürekçi, göz daha verircesine. Karşılık olarak da Bay Thurston'ın eline küreğiyle vurdu. O zaman subay, Bayan Mels'in varlığını unutarak küfretti ve öfkeyle kötü sözler söyledi. ''Böylece daha görkemlice veda etmiş oldunuz.'' diye bağırdı subaya. Ardından da alaylı alaylı güldü. Kasketini saygılı bir şekilde çıkardı. ''Vay canına!'' diye homurdandı. ''Bu bir kardinmiş.'' Genç adamı canlı bir istek kapladı birden. Frona Vels'in derin kül rengi gözlerine bakmak istiyordu hep. Nedenini bilmiyordu ama onu dünyanın öteki ucuna dek izleyebileceğini hissediyordu. Birden denizci olduğundan tiksindi ve denizlerden vazgeçip Frona ile Klondike'a gitmek istedi. Gözlerini geminin küpeştesine doğru çevirince Ferguson'ın kırmızı kafasını gördü ve düşünü unuttu. Salakça kullanılan küreğin çırpınışı sonunda kızın yüzü gözü ıslanmıştı. Üzülmeyin dedi kürekçi. Özür dilemek yerine. Elimden geleni yapıyorum ama görüyorsunuz. Görüyorum dedi kız. Denizin beni etkilediğini sanmayın dedi acı bir sesle. Namusluca para kazanmak için uğraşıyorum. Bu da bana en iyi yol olarak görünüyor. Peşimi bırakmayan şanssızlık yüzünden Klondike'ta değilim şimdi. Boğaza geçtikten sonra yarı yolda malzemelerimi yitirdim. Kız sıçrayan sulardan sakınmak için başını eğdi ve ılık sırtına değen soğuk damlalar ürpertti içini. Ülkenin içine kadar mı gidiyorsunuz? Kız başını olumlu bir şekilde salladı. Biraz önce söylemiş olduğum gibi malzememi yitirince kıyıya geri geldim. Meteliksiz kalmıştım. Yeniden başlamak için para kazanmak istiyordum. Fiyatı fazla istememin nedeni bu bayan. Beni kaba saba biri sanmıyorsunuz değil mi? Ben ötekilerden daha açgözlü değilim. Ama Birleşik Devletler'de 10 dolar bile etmeyen bu su kabağı için 100 dolar ödemek zorunda kaldım. Her şey ona göre aşağıda. Skagway yolu üstünde. Bir nalban çivisi 25 cent. Oradaki bar sahibi bir bardak viski karşılığı yarım dolar yerine iki nalban çivisi adıyor.'' bu acayip ülkede para olarak atnalı çivisi kullanılıyor. Müşteri aramak için dolaşıp duracaksınızdır kuşkusuz. Adınız ne? Belki ülkenin içinde yeniden karşılaşırız. Kim? Ben mi? O, adım Dil Bishop. Altın arayıcısıyım. Eğer bir daha karşılaşırsak, son lokmamı da size vereceğimden kuşkunuz olmasın. Teşekkür ederim, diye karşılık verdi kız tatlı tatlı gülümseyerek. Frona Vaz bir kadındı ve içten sözlere değer vermeyi bilirdi. Adam kürek çekmeyi bıraktı. Ayaklarını örten suyun içinden külüstür bir konserve kutusu çıkardı. Kutuyu kıza uzatarak "Suyu boşaltmak zorundasınız." dedi. Bu çarpışmadan sonra sandal daha çok su alıyor. Frona gülümsedi. Eteklerini topladı ve işe koyuldu başını her eğip kaldırışında kocaman dalgalara benzeyen tepeleri, korla örtülü dağlar ufukta alçalıyordu. Genç kız dinlenmek için ara sıra duruyor ve insanlarla kaynaşan kıyıya bakıyordu. Kıyıdan içe doğru uzanan denizde 20 kadar buharlı gemi denirlenmişti. Bu gemilerin ve yüzer evlerin arasında mavnalar, kayıklar, çekiciler ve her türlü deniz aracı mekik dokuyordu. İnsan bu dev işçi doğaya meydan okuyor diye düşünüyordu Frona. Kafasında konferans salonlarını, büyük ustaların bilgeliklerini yaşatıyordu. Dış dünyayı çok iyi anlıyor, insan gücüne büyük bir saygı duyuyordu. Birkaç dakika boyunca daha bir kürek şıpırtısından başka ses duyulmadı. Birden aklına bir düşünce geldi. Adınızı öğrenebilir miyim bayan? diye sordu. Adım Frona vez kayıkçının yüzünde bir şaşkınlık belirdi. ''Siz, siz Frona Wells'sınız demek.'' dedi yavaşça. ''Jacob Wells babanız mı olur?'' ''Evet, ben Jacob Wells'ın kızıyım.'' Kayıkçı içini çekti ve kürekleri bıraktı. ''Oturun ve ayaklarınızı sudan çıkarın. Bana da şu kutuyu hemen verin.'' ''Hızlı boşaltmıyor muyum?'' diye sordu üzülmüş gibi. ''Yok, ondan değil. Ama siz, siz, siz adımı bilmeden önce neysem yine oyum. Siz kendi işinize bakın. Ben de benimkine. Adam ona hayranlıkla baktı ve yeniden küreklere asıldı. Demek Jacob Wells'in kızısınız. Bunu tahmin etmeliydim. Yük yığılı ve insan sesleriyle arı kovanına benzeyen kumsala gelince Frona kayıkçıya elini uzattı. Müşterilerinin bu nazik davranışlarına alışkın olmayan Del Bishop, Jacob Nelson kızının uzatmış olduğu eli sıkı sıkı tuttu. ''Son lokmam sizindir, unutmayın.'' diye yineledi. ''Ve son gömleğiniz Ne kadar alaycısınız. Güle güle Bayan Wells. Hoşça kalın.'' Kısa giysizi yürüyüşünü engellemiyordu. Şaşkınlıkla kentin sokaklarındaki hızlı yürüyüşünü unutmuş olduğunu gördü altın arayıcıları göz ucuyla topuklarına bakıyordu. Gri papuçlu bacaklar Del Bishop'ın bakışı altında uzaklaştı. Bu küçük kadın uzaklara gidiyordu. Gözlerini Frona'nın yüzüne dikti. Kız onun gözlerine dimdik bakıyor, göz bebeklerinde şafak gibi ılık bir alev parlıyordu. Ona gülümsüyor muydu ne? İyi arkadaşlık vaat eden, hoş ve neşeli bir gülümsemeyle karşılık veriyordu. Biraz önce Bay First'a göstermiş olduğu kütükten yapılmış eve gitmek için kalabalığı yarıyordu. Taşıma araçlarının ilkel olduğu eski zamanları yaşıyordu. Yaşamları boyunca hafif yükler taşımış olan adamlar şimdi hammal olmuşlardı. Artık gökyüzüne bakmıyorlar, ağır yüklerin altında iki büklüm olmuş toprağa selamlıyorlardı. Yorgunluktan sarhoşlara benzetmişlerdi gün bitince taşıyıcı ve yükü yolun kıyısına yıkılıp kalıyordu. Öteki adamlar gizli sevinç gösterileriyle kendilerinin çektikleri iki tekerlekli arabalara yükler yığıyordu. Frona altına bu delice koşuştan etkilenmiş olarak ülkelerdeki bu büyük değişikliğe baktı. Küçük ortaklıklar yoktu artık. Yerini gözü doymaz yabancılara bırakmıştı. Görünüm aynıydı ama gözüne farklı göründü. Burada, küçükken üzerinde oynadığı bu otlu küçük ovada şimdi on bin adam otları çiğneyerek, kayalıkların sessizliğini bozarak dolaşıyordu. Yukarıda, Çilyo'da on bin kişi ilerliyor, on bin yabana daha geliyordu. Eskiden olduğu gibi day ırmağı suyunu denize sürüklüyordu. Ama kıyıları öncülerle dolmuştu. Tıka basa dolu gemiler akıntı boyunca ilerliyordu. İnsan iradesi suyun gücüne karşı koyuyordu. İnsanlar ihtiyar day ırmağıyla alay ediyor ve kendinden sonrakiler için yatağını derinleştiriyordu. Eskiden Frona'nın girip çıktığı mağazanın kapısında bir yığın gürültücü adam vardı. Önceleri mektuplar alınmazken şimdi kapışılıyordu. Pencereden bakan Frona hemen hemen tavana ulaşan bir posta yığını gördü. Adamlar postayı bağırış çağrış istiyordu. Mağazanın önündeki başka bir kalabalık kantarın çevresinde itişip kakışıyordu. Bir yerli paketini tepsinin üstüne attı ve beyaz mal sahibi ağırlığını karneye yazdı. Kantara başka bir ağırlık kondu. Her paket sıkıca bağlanmış çeliyor yolculuğuna hazır durumdaydı. Frona yaklaştı. Taşıma işi onu ilgilendirmiyordu yalnız maden arayıcısının tüm malını tonunu 20 dolara taşıttığı zamanı anımsıyordu. Yükünü tarttıran biri cep kılavuzuna baktı. 800 dedi yerliye. Bunun üzerine orada bulunan yerliler bir ağızdan 400 diye bağırdılar. Genç adamın yüzünde bir endişe belirdi. Çevresine bakındı. Frona'nın gözlerinin içinde bir şaşkınlık parıltısı belirdi. Aklından 100 kilosu 40 dolardan hesaplamıştı. 2400 dolar diye bağırdı. Ne yapalım? Fırına omuzlarını silkti. İstenen parayı ödeyin diye uyardı. Yoksa kayışları çalarlar. Adam teşekkür etti ama bu uyarıyı göze almadan pazarlığını sürdürdü. Yerlilerden biri malzemelerin kayışlarını çözmeye başladı. Adam fiyatı artırırken taşıyıcıları 450 dolar daha çoğalttı. Adam güldü. Ve başını sallayarak hayır dedi. Başka bir yerli topluluğa yaklaştı ve hamallarla elini kolunu sallayarak konuştu. Birikiler sevinçten çığlık attılar ve beyaz adam ne olduğunu anlayamadan kayışları kapıp kaçtılar. Mağazanın önündeki kalabalık birden kaynaştı. Tüm gözler yolun başında görünen üç adama dikildi. Hırpani kılıklı üç adam çok kötü görünüyordu uygar bir ülkede olsaydı polisler serseri diye tutuklardı. Bu Fransız Louis diye mırıldandı genç adam. Sözcük ağızdan ağza dolaştı. Eldorado'da da hükümet kendisine üç arazi vermiş, dedi yanındaki Frona'ya. En azından on milyon dolar eder. Arkadaşlarının önünde uzun adımlarla yürüyen Fransız Louis hiç de zengin birine benzemiyordu başında şapka yerine kırmızı ipek bir eşarp bağlıydı. 10 milyonuna karşın malzemelerini sırtında taşıyordu. Vahşi kılıklı adamın adı Sweet Weatherbill'di. Klon Klondike'ın kralı olur. Nereden biliyorsunuz? diye sordu Frona, inanmayarak. Hay tanrım, altı haftadır gazetelerde her gün resmi çıkıyor. Alın işte. Bir gazeteyi açtı. Çok benziyor. Vallahi ona öyle çok baktım ki bin kişinin içinde tanırım. Ya üçüncü adam kim? diye sordu Frona. Adam daha iyi görmek için ayaklarının ucunda yükseldi. Bilmiyorum, dedi üzgünce. Yanındakinin omzuna vurdu. Yüzü tıraşlı bu ince uzun adam kim? Mavi gömleklisi. Aynı anda Frona bir sevinç çığlığı attı ve öne atıldı. Matt diye bağırdı. Matt Carty Yamalı pantolonlu mal sahibi genç kızın elini içtenlikle sıktı. Ama gözlerinden onu hiç tanımadığı belli oluyordu. "Nasıl? Beni anımsayamadın mı?" dedi genç kız. "Sakın unuttum filan deme işe yaramaz. Ben seni unutamadım. Bizi izleyen bu kalabalık olmasaydı boynuna sarılırdım ihtiyar kurt." Eskiden yavrularını görmek için dönen koca bir kurt varmış diye anlatmaya başladı kız. Yavruları açlıktan ölüyormuş ve koca kurt onlara sormuş: "Yavrularım, bilin bakalım size ne getirdim?" Küçük bir yavru kiraz demiş. İkincisi balık. Üçüncüsü de domuz demiş. O zaman koca ayı gülmüş. "Ah!" demiş. "Size yağlı ve semiz bir insan getirdim." McCarthy onu dinlerken aklına anılar geliyordu. Bitirdiğinde yüzünün tüm çizgileri gülümSüyordu. Seni şimdi anımsayabildim ama biraz önce kim olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Parmağıyla mağazayı gösterdi. Ben oralıyım. Adam geri çekildi ve genç kızı tepeden tırnağa süzdü. Düş kırıklığına uğramış gibiydi. Yanılmış olmalıyım. Bu kulübede hiç yaşamış olamazsın. Frona başını sallayarak diretti. Demek sen annesi olmayan sevgili küçüksün çok güzel saçlı, her zaman yılan ayak gezen küçük yaramasa, ''Evet, evet, ta kendisi!'' diye bağırdı kız sevinçle. Dünyanın nerede bittiğini anlamak için, kışın ortasında köpek çalıp da geçitin öte yakasına giden küçük şeytan. Çünkü ihtiyar McCarthy ona peri masalları anlatırdı değil mi? Ahmet, sevgili ihtiyar Met, yerli kampındaki Sivaş kızlarıyla yüzdüğümü anımsıyor musun?'' Evet, bir kezinde saçlarını çekmek zorunda kalmıştım. Suda lastik çizmelerinden birini de yitirmiştin. Büyük bir kayıptı. Babanın dükkanında on dolar ediyordu. Daha sonra geçidi aşıp ülkenin içlerine gittin. Bir daha da senden söz edilmedi. Herkes seni öldü biliyordu. Giderken kollarında ağladığını ve hoşça kal demek için ihtiyar meti kucaklamak istemediğini de anımsıyorum.'' Sonunda iyi niyetle gittiğimi anlayınca beni kucaklamaya razı oldun. O zamanlar çok tatlı bir küçük hanımdın. Henüz sekiz yaşındaydım. Aradan on iki yıl geçti geri dönmenden. Ülkenin içlerinde on iki yıl geçirdin. Şimdi yirmi yaşında olmalısın sanırım. Senin kadar büyüdüm ben de. Sağlıklı, zarif, güzel bir kadın olmuşsun. Kızı gözleriyle tartıyordu. Ama biraz şişmanlamışsın. Hayır, Hayır Met, 20 yaşında olmaz. Kollarımı yokla hele. Pazularını şişirmek için kolunu büktü. Gerçek kas bunlar, dedi adam kızın kolunu yoklayarak. Sanki hayatını kazanmak için kollarında çalışmış gibisin. Ah, jimnastik yapıyorum. Boks ve kılıçla da uğraşırım. Yüzerim, dalarım, ellerimin üstünde yürürüm. Bunları öğrenmek için nereye gittin? Kitaplardan öğrenim yapmak için gittiğini sanıyordum, dedi. Şimdi yeni öğretim yöntemleri kullanılıyor Met. Yalnızca kafamızı doldurmuyorlar. Ve seni taşıyamayan çırpı gibi bacaklar. Evet, bu durumda kaslarını bağışlıyorum. Met, bu 12 yıl nasıl yaşadın? Bacaklarını açtı. Başını arkaya atıp göğsünü şişirdi. Eldorado krallık soyunun soylusu Matthew McCarthy'ye bakın hele. Tahtını yumruğunun gücüyle kazandı. Servetim büyük. Şimdi bir dakikada düşünemeyeceğinden fazla altın tozu kazanıyorum. Uzun süredir görmediğin akrabalarımı görmek için Birleşik Devletler'e gitmek niyetindeyim. Klondike'a iyi altın bulunuyor ama iyi viski yok. Ölmeden önce de gerçek viski içmek istiyorum. Frona, gerçekten de altın kralı oldum ben. Para gerekirse beni unutma sakın. Her zamanki iyi yüreklime etsin. Hiç ihtiyarlamazsın sen. Siz de kasların ve filozof kafanına gerçek bir versin. Ama Fransız Louise'i ve Swift Weather'ı izleyelim. Andy galiba mağazayla uğraşıyor. Beni anımsayacak mı bakalım? Frona onun elini yakaladı. Hem de beni dedi. Ülkeyi terk edeli on yıl oluyor. İrlandalı kalabalık içinde yol açtı. Frona ardından yürüdü. İnsanlar onları hayranlıkla seyrediyordu. Mırıltılar yeniden yükseldi bu genç kız kim diye sordu biri. Kapıyı geçerken bir konuşmanın sonunu duyunca şaşırdı. Jacob Wells'in kızı. Ne? Jacob Wells'ten söz edildiğini hiç duymadın mı? İkinci bölüm. Savaş kampı. Frona parlak gövdeli kayın ormanından çıktı. Güneş ışınları çözük saçlarının içinde oynaşıyordu. Çiğden ıslanmış çayırlığa koştu ayaklarının altındaki ıslak toprak hoş bir duygu uyandırıyordu içinde. Yüksek otlar dizlerine çarptıkça önünde pırlantacıklardan oluşan bir toz bulutu yayılıyordu. Bir annenin sevecenliğinden yoksun doğanın içinde yaşamıştı. Yaşlı ağaçları ve her tür bitkiyi çok seviyordu. Yaşamın tatlı mırıltısı kulaklarına tatlı ezgiler gibi geliyor, burnunda ıslak toprağın hoş kokusunu duyuyordu çayırlığın sonunda karanlık ormanın başladığı yerde kocaman bir öbek alaska menekşesi gördü. Otların üzerine uzandı ve başını bu kokulu serinliğe daldırdı. Eliyle başının üstündeki kırmızı çiçekleri toplayıp kendisine bir taç yaptı. Bu çocukça davranışından hiç utanç duymuyordu kentin karmaşık ve gürültülü yaşamında yittikten sonra çocukluğunun ülkesine saf ve temiz olarak geri dönüyordu. Çok mutluydu. Tüm dünyanın geçitin sınırları içinde kalan yerlerden ibaret sandığı eski zamanları düşünüyordu. Gençliğinde almış olduğu ilkel eğitimle pek sorunu olmamıştı. Bunlar konukseverlik kurallarına uyum, arkadaşlık avcı kamplarındaki davranışların düzenlenmesine neden olacak olan temel birkaç sert kuraldı. İşte sağlıklı ve iyi bir yaşam budur diye düşündü coşkuyla. Kayın ormanında bir kanarya neşeyle öterek ona hoş geldin dedi. Başının üzerindeki bir sincap daldan dala, ağaçtan ağaca atlıyordu. Gözlerinden saklanmış olan ırmaktan erkenden uyanıp kutuba doğru yola koyulan serüvencilerin çığlıkları geliyordu. Frona ayağa kalktı. Saçlarını silkeledi. Eskiden olduğu gibi farkında olmadan Daya kabilesinin kamp başkanı olan Joris'in kampına giden patikaya saptı. Yolda ayağındaki berbat pantolon dışında çıplak sayılan küçük bir çocuğu rastladı. Çocuk yerden kuru odun topluyordu. Omuzlarının üstünden Frona'ya ısrarla baktı. Frona onu daya diliyle kibarca selamladı. Çocuk başını salladı ve küstah küstah güldü. Sonra işini bırakıp kaba sözler söyledi. Hiçbir şey anlamamıştı. Onun zamanında işler başka türlü yürüyordu. Bu nedenle parlak derili bir sıtkanlıya rastlayınca dilini tuttu. Ormanın çıkışında kampla karşılaştı kampın çok gelişmiş olduğunu görünce şaşırdı. Eskiden çayırın ortasında yan yana dizilmiş 20 kadar kulübe vardı. Şimdi ise ırmağa kadar uzanmıştı kamp. Irmağın kıyısında da 10 kadar oyma kayık sıralanmıştı. Artık bir kabile değil, her yerden kadınları ve köpekleriyle gelmiş bir yerli topluluğuydu. Juno, Birincil, vahşi gözlü Stixlerin ve Kraliçe Charlotte adaları yerlilerinin yakınından geçti. Birkaç kişi dışında tümü de ona karanlık ve kötü gözlerle baktı. Küstahlıklarından korkmamıştı ama öfkelenmişti ve bu da dönüşünün verdiği sevinci biraz gölgeliyordu. Bunun anlamını çözmekte gecikmedi. Babasının zamanındaki eski gelenekler yıkılmıştı bu basit ve ilkel halkın üstüne uygarlık yıkıcı bir rüzgar gibi çökmüştü. Bir çadırın kalkık kapısından bakınca içeride yere çepeçevre oturmuş sert yüzlü adamlar gördü. Kapının yanında duran kırık şişelerden bir gün önce olanlar anlaşılıyordu. Kurnaz görünüşlü beyaz bir adam kağıtları dağıtıyordu. Masanın üstünde altın parçaları ve gümüş paralar yığılıydı biraz ötedeki rulet tekerinin mınıltısını duydu. Kadın erkek yerliler güçlükle kazandıkları gündeliklerini gözlerine kırpmadan tehlikeye atıyorlardı. Kapısının eşiğinde güneşe karşı oturan ihtiyar bir suguhav kadını söğüt ağacının kabuğunu soyuyordu. Başını kaldırdı ve dişsiz ağzından ''Hih! Hih!'' diye bir çığlık kopardı. Furona bu çığlık karşısında titredi. Yerliler arasında geçirdiği yıllarda bu eski adı anımsadı. Kadına doğru gitti. Beni anımsamıyor musun artık diyiniz. Hı? Ama gözlerin genç ve canlı hala. Nipoysa onu unutmadı. Ne? Sen Nipoysa mısın diye bağırdı Furun'a. Uzun süredir yerli diliyle konuşmamıştı. Evet, ben Nipoysayım diye karşılık verdi yaşlı kadın kadın Furuna'yı çadırına soktu ve genç bir çocuğu görevlendirdi. İkisi de yere oturdu. Nipoysa ona yaşlı gözlerle bakarak elini sevecenlikle okşadı. Evet, ben Nipoysayım. Tüm Skaollar gibi erkenden yaşlandım. Sen küçükken sana Tinas derdim. Kollarımda sallardım seni. Hasta olduğun zaman seni ölümden kurtardım. Ormandan otlar ve bitkiler toplayıp şurup yaptım. Sana içirdim hiç değişmemişsin. Çünkü görür görmez tanıdım seni. Toprakta gölgeni görünce başımı kaldırdım. Şimdi büyümüşsün, boyun saz gibi. Yanakların da daha az esmer artık. Ama saçların hiç değişmemiş. Sahilde uçuşan kuruyosun renginde. Dudakların hala gülümsüyor. Gözlerin de eskiden Nipoysa'nın seni azarladığı zamanki gibi parlak bu ülkeye şimdi gelen kadınların hiçbiri sana benzemiyor. Söyle bana Nipoysa, şimdi artık burada beyaz bir kadına neden saygı göstermiyorlar? Kamptaki erkekler bana kötü sözler söyledi, hakaret etti. Eskiden ben onlarla oynarken başka türlü davranırlardı. Şimdi her şey değişti, dedi Nipoysa. Onlara kızma, suç buraya gelen senin soyundan kadınlardı. Bir erkekle yetinmez onlar utanıp sıkılmadan hepsine göz süzerler. Ağızları bozuk, yürekleri kötüdür. İşte bu yüzden senin soyundaki kadınlara saygı duyulmuyor artık burada. Olanlar da genç oldukları için bağışlanabilir. Ama erkekler nasıl anlayabilir? Çadırın perdeleri aralandı ve içeriye yaşlı bir adam girdi. Fronaya homurdanarak selam verip oturdu. Genç kızın orada bulunmasına sevinmiş gibiydi. Demek bu felaket günlerinde Tinus geldi, dedi. Meylemeyi andıran bir sesle. Felaket günleri demekle niye anlatmak istiyorsun Muskayn? diye sordu Frona. Kadınlar artık daha canlı renkler giyinmiyor mu? Karınlarınız beyaz adamların getirdiği yağlı etlerle ve unla daha iyi doymuyor mu? Gençleriniz malzeme taşıyarak daha çok kazanmıyor mu? Battaniye, balık ve et bağışları unutuldu mu? Neden kötü günlerden söz ediyorsun Muskay? Haklısın, dedi ihtiyar. Kadınlar daha sıcak giyiniyor, ama beyaz adamları görünce kendi soyundaki gençlerden nefret eder oldular. Kabile artık büyümüyor, küçük bebeler doğmuyor. Beyazların verdikleriyle karınlar daha iyi doyuyor, ama viskiyle zehirleniyorlar. Gençler fazla para kazanınca bütün gece kağıt oynuyor ellerindekilerini avuçlarındakilerini oyun masasında bırakıyorlar. Öfkeyle dövüşüp birbirlerine sövüyorlar. Muskayma eskisi gibi bakan yok. Et, balık ve battaniye bağışı azaldı. Çünkü kadınlar eski gelenekleri bir yana ittiler. Gençler de tanrılarına ve eski totemlere saygı göstermiyor artık. Sana söylüyorum Tinus, bunlar felaket günleri. İhtiyar Muskaym da üzüntüsünden mezara gidiyor artık. Dedikleri doğru dedi Nipoysa. Senin halkının çılgınlığı benim halkımı deli etti, diye sürdürdü Muskaym. Ülkeye deniz dalgaları gibi geliyorlar, sonra da uzaklara dağılıyorlar. Nereye gittiklerini kimse bilmiyor. Nereye gidiyorlar, diye mırıldandı Nipoysa, üzgün bir sesle. Soğuğa ve buzun bulunduğu yerlere doğru gidiyorlar oradan gelince yerlerini başkaları alıyor. Her dalda yenilerini getiriyorlar. Soğuğa ve buza demek uzaklara, her zaman karanlık olan çok uzaklara. İhtiyar kadın titredi ve birden elini Frona'nın kolunun üstüne koydu. Sen de oraya mı gidiyorsun? Frona evet anlamında başını salladı. Tiyanus da onlar gibi soğuğa gidiyor. Çadırın perdeleri aralandı ve Matt McCarthy'yi başını içeri uzattı. ''Burada mısın Frona? Yemek yarım saattir seni bekliyor. Zavallı Andy ihtiyar kadınlar gibi söylenip duruyor. Merhaba Nipoysa, Muskaym, dedi Frona'nın yanındaki ihtiyarlara. Beni anımsamazsınız sanırım. İhtiyarlar mırıldanarak selama karşılık verdiler, sonra suskunlaştılar. Hadi, çabuk ol Frona. Gemi öğleyin kalkıyor. Fazla vaktim yok.'' Üstelik de yemek soğudu. Andy öfkesinden köprüyordur. Üçüncü Bölüm Çil Kuyulu Frona, Andy'ye eliyle veda etti ve yola koyuldu. Yalnızca fotoğraf makinesini ve sırtında sıkıca bağlı olan çantayı taşıyordu. Nipoysa'nın armağan ettiği sağlam bir söğüt dalı kullanıyordu. Basit bir kül rengi giysi giymişti. Kısa etekleri hareketlerine serbestlik veriyordu. Bishop'un buyruğu altındaki bir düzüne kadar yerli tarafından taşınan malzemeleri saatler önce yola çıkmıştı. Bir gün önce Matt Carty ile savaş kampına dönüşünde Dilbishop onu mağazada bekliyordu. Pazarlık çabucak yapıldı. Çünkü ona yaptığı öneri belirli ve kesindi. Ülkenin içine gidiyordu. Yanında birisi gerekliydi. Kız henüz seçimini yapmışsa onun emrindeydi adam. Hareketinden önce bölgeyi çok iyi tanıdığını ona söylemeyi unutmuştu. Sudan hoşlanmadığı gerçekti. Yolculuğun büyük bir bölümü gemiyle yapılacaktı. Ama önemli değildi. Hiçbir şeyden korkusu yoktu. Hayatı pahasına da olsa Frona'yı savunmaya hazırdı. Para işine gelince. Davsa'ya varır varmaz, cıkıp Vels'in yanında bir yıllık yiyecek ve malzeme isteyecekti. Hayır, hayır gündelik almak söz konusu değildi. Kesesi altınla dolunca hepsini daha sonra öderdi. Karar ona kalmıştı. Frona düşündü. Sonunda adam güneş batmadan taşıyıcı aramaya gitmişti. Kız yoldakilerden daha hızlı ilerlediğini fark etti. Çok yüklü olduklarından adamlar sık sık dinlenmek zorunda kalıyorlardı. Önünde yürümekte olan bir grup İskandinava yetişeceğim derken oldukça yorulmuştu kız güçlü ve sağlam yapılı olan bu devler sırtlarında 50 kilodan fazla yük taşıyor arkalarında çekmiş oldukları küçük arabalarda da 300 kiloya yakın yük bulunuyordu Güneş gibi parlayan yüzlerinden yaşama sevinci fışkırıyordu Bu yük onlara göre çocuk oyuncağıydı Bilmediği bir dilde konuşuyorlar sık sık kahkaha atıyorlardı Ötekiler onlara yol vermek için kıyıya çekiliyor, onlara imrenerek bakıyordu. Gölgeli bir ormana daldılar ve bir ırmak geçidine çıktılar. Suda boğulmuş bir adam kumların üstüne yatmış, açık gözleriyle güneşe bakar gibiydi. Bir adam öfkeli bir sesle "Ortağı nerede? Ortağı yok muymuş?" diye bağırıyordu. Malzemelerini yere bırakmış olan öteki iki kişi ölünün mallarının sayımını yapıyordu. İçlerinden biri yüksek sesle malları numaralıyor, öteki de bir deftere yazıyordu. Islanmış mektuplar, kağıtlar, belgeler yere saçılmıştı. Kayıklarla ırmağa gidip gelenler ona hiç dikkat bile etmiyordu. İskandinavlar bu görüntüye bakınca yüzleri karardı. ''Bir ortağı olup olmadığını biliyor musunuz?'' diye sordu yorulmak nedir bilmeyen adam. Ötekiler başlarını salladı. İngilizce bilmiyorlardı kararlı bir şekilde suya girdiler. Karşı kıyıda birisi uyarıda bulundu. Birbirlerine danışmak için durdular, sonra ilerlemeye başladılar. Sayımla uğraşan iki adam onlara baktı. Su hemen hemen kalçalarına çıkıyordu. Akıntının gücüyle sallanıyordu adamlar. Araba ara sıra yana kayıyordu. Sonunda tehlike geçmiş gibiydi. Frona derin bir nefes aldı. Arabaya en yakın olanın sırtındaki kayış koptuğu zaman su ancak dizlerine geliyordu. Yana yıkılan malzemeler adamı sürükledi. Yanındaki kaydı ve her ikisi de birbirlerini tutmak isteyerek suya gömüldü. Hemen su yüzüne çıkan iki adam arabayı kurtarmak için tüm güçleriyle kayışlara asıldı. Harcadıkları çaba boşuna gitti. Su tarafından sürüklenerek gözden kayboldular. Ekiptekiler kayışı kopan dışında tüm adamları yakaladı. Adam suyun üstünde göründüğünde kıyıya çıkmayı hiç düşünmedi ve arkadaşlarının yardımına gitti. Yirmi adım aşağıda akıntı bir kayaya çarpıyordu. Hala yüklü olan araba göründü ve kayaya çarptı. Akıntıya karıştı. İskandinavlar kayaya fırlatıldı. Biri dışında hepsi de akıntıya karıştı. Bir düzine kadar kayık onları kurtarmaya çalışıyordu. Frona kayığın birinin içinde adamın kanlı elleriyle kayaya tutunduğunu gördü. Yüzü sapsarıydı. Paketleri atan ve iyi yüzücü olan arkadaşı tam kayayı bırakacağı anda onu yakaladı. Akıntıya kapılarak yeniden sürüklendiler. Bir an sonra suyun yüzünde göründüler yeniden. Tüm güçleriyle savaşıyorlardı bir kayık yüzücüyü yakaladı. Ama ötekiler suda kaybolup gitmişlerdi. Kayıktakiler kazaya uğrayanları bulmak için 15 dakika kadar uğraştılar. Sonunda ırmak cesetleri kıyıya bıraktı. Frona kumun üzerinde kemikleri kırılmış olarak uzanmış bu beş deve baktı. Hala arabaya bağlıydılar. Yükleri de sırtlarındaydı. Altıncısı kuru gözlerle arkadaşlarının cesetlerine aval aval bakıyordu. Oradan dört adım ötede yaşayanlardan oluşan ırmak sanki bir şey olmamışçasına çaldayıp gidiyordu. Day geçidinde dağların tepelerindeki çam ormanları öyle sıktı ki güneş ışınları içeri sızmazdı. Nemli toprağa çiğneyen altın arayıcıları patikaları yer yer çatlatmışlardı. Bu yollardan birinde Frona çamurun içine yan gelip yatmış bir adam gördü. Adam sırtındaki ağır yükün etkisiyle yanlamasına yatıyordu. Çamura bulanmıştı. Yüzünde sakin bir anlam vardı. Genç kızı görünce gözleri sevinçle parladı. Tam zamanında geldiniz, dedi selam yerine. Bir saattir birinin gelmesini bekliyordum. Frona ona doğru eğilip yüklerini çözmeye başladı. Ah çok teşekkür ederim. Lanet malzemeler. Yükü çözemedim bu durumdayken. Yaralı mısınız? diye sordu genç kız. Adam kayışlardan kurtulunca birkaç hareket yaptı, kolunu yokladı. Değilim. Yeni bir dolar kadar sağlamım. Sağ olun. Küçük çam dallarına doğru gitti ve ellerini sildi. Bu da benim şansım, dedi. Ama yine de dinlenmiş oldum hiç olmazsa. Kazayı büyütmek neye yarar? şu köke çarptım ve cum çamurun içine. Tek başıma kayışları çözemeyince bir saat kadar uzanıp kaldım. Herkes aşağıdaki yoldan gidiyordu. Neden yardım istemediniz? Tepeyi tırmanarak kim bana yardıma gelirdi? Hiç kimse. Adamın biri beni böyle bir şey için rahatsız etmiş olsaydı onu çamurdan çıkarırdım. Ama daha sonra iyice içine atardım. Hem buradan birinin nasılsa geçeceğini biliyordum. İşinizi iyi biliyorsunuz, bu ülkede başarılı olursunuz, dedi Frona. Evet, öyle umuyorum ben de. Adam yükünü omuzlarının üstüne yerleştirdi ve çevik adımlarla yola koyuldu. Kaygan yol dimdik ırmağa iniyordu. Çağlayanın üstüne köprü niyetine bir çam kütüğü atılmıştı. Kütüğün ortası bel veriyor, suya değiyordu. Akıntı yüzünden de hafifçe sallanıyordu her zaman ıslak olan yüzünü taşıyıcıların ayakları iyice cilalamıştı. 20 metre uzunluğundaki bu köprü hiç de güvenli değildi. Frona ayağını atınca kütüğün sallandığını hissetti ve çağlayanın gürültüsünü duydu. Su azgınca akıyordu altında. Geri çekildi. Ayakkabılarının bağını çözdü. Yeniden bağlıyormuş gibi yaptı. O anda çamurlu yoldan bir grup yerli göründü başta üç dört adam vardı. Ardından da sırtlarında ağır yükler sarılı birçok yerli yürüyordu. Daha arkada çocuklar, en arkada da dilleri dışarıda yarım düzine kadar köpek vardı. Yükler yüzünden kafile güçlükle yol alıyordu. Adamlar Frono'ya yan gözle baktılar. İçlerinden biri yavaşça düşüncesini söyledi. Genç kız onu duymadı. Ama yerlilerin alaylarından ne olduğunu anladı ve kızardı. Yanakları alev alev yanıyordu. Yine de belli etmemeye çalıştı. Yerlilerin başkanı sıradan çıktı. Birbiri ardına teker teker bu tehlikeli geçidi aştılar. Ortadaki eğimde ağaç ağırlıkları altında iyice bel veriyor, adamların ayakları dizlerine dek buz gibi suyun içinde kalıyordu. Çocuklar ve köpekler de geçtikten sonra başkan Frona'ya döndü. Parmağıyla dağın yamacını göstererek "Siz atla dolaşın. Çok daha kolay. Uzundur ama en iyi yoldur." dedi. Frona başını salladı ve adamın karşıya geçmesini bekledi. Gururuna dokunmuştu. Bu yerlilere karşı soyunun onurunu savunmak istiyordu. Bu yabancıların bakışları altında ayağını kütüğe bastı ve ırmağın beyaz köpükleri arasında karşıya geçti. Yolun kıyısında bir adam ağlıyordu. İyi bağlanmamış yükü yerde duruyordu. Ayakkabılarından birini çıkarmıştı. Çıplak ayağı şişmişti. Neyiniz var? diye sordu Frona, önünde durarak. Adam gözlerini ona doğru kaldırdı ve sonra daya ırmağının kesildiği derin boğaza doğru indirdi gözlerinden hala yaşlar boşanıyordu. ''Ne oldu? Size yardım edebilir miyim?'' diye üsteledi kız. ''Hayır, bana nasıl yardım edeceksiniz? Ayaklarım soyuldu, sırtım kırıldı. Artık gidemiyorum.'' dedi adam. ''İnanın bana, durumunuz daha kötü olabilirdi. Biraz önce karaya çıkanları düşünün. Buralara gelmeleri on on beş gün sürer.'' dedi kız. ''Evet, ortaklarım yolda beni bıraktılar.'' şimdi tek adım bile atamıyorum. Birleşik Devletler'deki karımı ve çocuklarımı düşünüyorum. Onlar beni bu durumda görseler. Ne onlara geri dönebilir ne de yoluma devam edebilirim artık. Ağır yükümü taşıyamam. İşim bitik, biliyorum. Ah, ne yapayım bilmem ki. Arkadaşlarınız sizi neden bıraktı? Çünkü yeterince güçlü ve dayanıklı değilim. Benimle alay ettikten sonra ekip gittiler güçlüklerle karşılaşmadınız mı hiç? diye sordu Frona. Hayır. Ama yine de sağlam görünüyorsunuz. En azından 80 kilo varsınız. 85 diye doğruladı adam. Hasta ve yaralı gibi de durmuyorsunuz. Hayır. Ya arkadaşlarınız? Onlar da madenci mi? Hayır. Benimle aynı ticarethanede çalışırlar. Bu da işi daha güçleştiriyor ya. Birbirimizi yıllardır tanırız. Beni bıraktılar. Çünkü onlara ayak uyduramıyordum. Dostum, dedi Furon'a, güçlüsünüz, arkadaşlarınız gibi yükünüzü taşıyacak durumdasınız. Ama kafanızı çalıştırmıyorsunuz. Burası tembellere göre değildir. Siz bir at gibi çalışamazsınız. Daha doğrusu çalışmak istemezsiniz. Bu ülkenin size gereksinimi yok. Kuzey yalnızca sağlam yüreklileri kabul eder. Evinize geri dönün. Burada kalırsanız ölürsünüz.'' karınız ve çocuklarınız ne olur sonra? Malzemelerinizi satın ve Birleşik Devletler'e dönün. Üç hafta sonra ailenize kavuşursunuz. İyi yolculuklar. Furona kayınlar kampına geçti. Dağın bir yerinde geniş bir buzul toprağın içinden gelen bir basınçla çatlamıştı. Ve kayalık boğaz boyunca yüz bin ton su ve buzu aşağı yuvarlamıştı. Selim bıraktığı balçık yolu kayganlaştırmıştı. Karma karışık çadırlar arasında insanlar kaynaşıp duruyordu. Ama ara sıra arkadaşlarının yardımına da koşuyorlardı. Yolun kıyısındaki cesetler felaketin büyüklüğünü kanıtlıyordu. Birkaç yüz metre uzakta altına hucum aralıksız sürüyordu. Öteki madenciler yüklerini kayalara dayayıp biraz soluklandıktan sonra yeniden yola koyuluyorlardı. Öyle güneşi taş merdiveni yakıyordu ama biraz sonra kayalıktan daha doğru yükseldi. Buzlar yer yer eriyor ve toprağı ıslatıyordu. Fırtınayla dövülen çilka görünümüne hakimdi. Bayırdan yukarı ince bir sel gibi akıyordu insanlar. Bu sel tepenin eteğinden başlıyordu. Aşağıda yolun kıyısında yemeğini yiyen Frona gözlerini kaldırınca bir karınca alayı gördü. Frona bu görüntüye bakarken çilka tepesi karardı ve güçlükle tırmanan cücelerin üstüne bir dolu sağnağa boşandı. Güneş ışığı kaybolup yerini karanlığa bıraktı. Frona şimdi göremiyordu ama karıncaların tırmanmaya devam ettiklerini biliyordu. İnsanın doğaya olan üstünlüğü karşısında gururla titredi. Kararlı bir şekilde sıraya girdi. Sonunda geçidin içine girdi emekleye emekleye güçlü çilka boğazından indi. Volkan kraterini dolduran gölün kıyısında durdu. Suyun yüzünü beyaz bir köpük örtmüştü. Geçmek isteyen bir yığın insana karşılık hiçbir gemi bu işe yanaşmıyordu. Üzerine katranlı bir yelken geçirilmiş küçük bir kayık kayalığın ardına sığınmıştı. Furona kayığın sahibiyle konuştu. Adam gençti, delici bakışları vardı sandalca oydu ama günün geri kalan bölümünü eli kolu bağlı geçiriyordu. Söylediğine göre su çok kötüydü. Yolcu başına 25 dolar istiyordu. Bugün ısrar etmek boşunaydı. Kimseyi almayacaktı. "Beni yine de götürürsünüz değil mi?" diye sordu fırına. Adam başını salladı ve göle baktı. Öte yaka daha da kötü. Büyük kayıklar bile gidemez. Bir grup yolcu götüren son kayık gölün batı kıyısında karaya oturdu. Olayı buradan gördük. Fırtına dininceye kadar hiçbir kayık gidemez. Ne de olsa onlar benden daha şanslıymış. Benim kamp takımları mutlu kampta bulunuyor. Burada kalamam. Fruna gülümsedi. Ama bu gülümsemede hiçbir yalvarma yoktu. Haydi, kararınızdan vazgeçin. Beni geçirin. Olmaz. Size 50 dolar veririm. Size olmaz dedim ama inanın bana korkmuyorum. Genç adamın gözlerinde öfke kıvılcımları parladı. Birden ona döndü. Ama biraz düşündükten sonra dilinin ucuna gelen sözleri söylemedi. Birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı. Adamın saçları ıslak bukleler halinde alnına yapışmıştı. Frona'nın saçları da yüzünü dövüyordu. Hadi gelin dedi adam öfkeli bir hareketle kayığını suya itti ve kürekleri aldı. Atlayın, sizi geçirmeye razı oluyorum ama elli dolarınızı almam. Bana her zamanki fiyatı ödeyin. Bir dalga hafif kayığı kaldırdı ve yana yatırdı. Su serpintisi içeriye doldu. Frona çamçakla suyu boşaltmaya başladı hemen. Rüzgarın bizi kıyıya fırlatıp atmasını isterdim, diye bağırdı adam. O zaman çok hızlı ilerlemiş olursunuz, değil mi? Kıza öfkeyle baktı. Geceyi örtüsüz, ateşsiz geçirmek ikimiz için de kötü olur. İnşallah dediğiniz gibi olmaz, dedi kız. Frona kaygan kayalığa atladı ve adamın küçük kayığını çekmesine yardım etti. Sağda ve solda ıslak kayalar vardı. Hava gittikçe kararıyordu. Acele etseniz daha iyi olur, dedi adam yardımı için teşekkür ettikten sonra Buradan Mutlu Kamp'a 3 kilometrelik yolunuz var. Acele edin. İyi yolculuklar. Frona elini uzattı. Çok iyisiniz. Bilmem ki. Kızın elini kuvvetle sıktı. Bakışlarında hayranlık okunuyordu. Mutlu Kamp ormanının son sınırında bir düzine kadar çadır fırtınaya karşı iyi kötü direniyordu yorgunluktan tükenen furona birinden ötekine gidiyordu. Islak eteği ağırlaşmıştı. Rüzgarda hızla savruluyordu. Bir çadırın arkasında Del Bishop'ın gök gürültüsünü andıran sesini duyar gibi oldu. İçeriye bakınca yanıldığını anladı. Kampın son çadırına kadar boş yere dolaştı. Perdeyi açtı ve bakmak için başını soktu. Bir mum çadırda oturan tek kişiyi aydınlatıyordu. Diz çökmüş bir adam ciğerlerinin tüm gücüyle küçük bir Yukon sobasını yakmaya çalışıyordu. Dördüncü bölüm. Konuk sever bir adam. Fırına çadırım perdesini araladı ve içeri girdi. Genç kızı fark etmeyen adam ateşe hala üflüyordu. Kız aksırdı. Adam dumandan kızarmış gözlerini kıza doğru kaldırdı. ''Girsenize'' dedi. ''Perdeyi kapatın, rahatınıza bakın.'' yeniden ateşe döndü. Bu da konukseverlik işte dedi Frona kendi kendine. Ateşe yaklaştı. Bir köşede bir yığın ıslak ve kısa kesilmiş çam odunu duruyordu. Sobanın fırınına baktı ve boş olduğunu gördü. Fırını ıslak odunlarla doldurdu. Adam ayağa kalktı. Ciğerlerine dolan dumanı çıkarmak için öksürdü. Frona'ya beğendiğini belirten bir işaret yaptı. ''Oturun'' dedi adam. Akşam yemeğini şimdi hazırlarım. Ateşin üzerine bir çaydanlık koydu. İçine de kovadaki suyu boşalttı. Su almak için dışarı çıktı. Zaman yitirmeden Furon'a çantasına koştu. Adam geri döndüğünde kuru bir eteklik giymiş, çıkardıklarını da sıkıyordu. Adam yiyecek sandığından tabak çıkarırken kız çadırın direğine bir ip bağladı. Kuruması için etekliğini astı, tabaklar kirliydi adam onları yıkamak için eğilince çabucak çoraplarını değiştirdi. Çocukluğundan beri ayakları ıslanınca gerekeni hemen yapmasını öğrenmişti. Islak ayaklarını sobanın arkasındaki odunların üstüne koydu. Yerlilerin yapmış olduğu yumuşak makosenlerini ayağına geçirdi. Ateş şimdi gürül gürül yanıyordu. İkisi de konuşmuyordu. Adam dalıp gitmişti. Kendisinin açıklamalarını bile dinleyeceği benzemiyordu gece vakti genç bir kadının ondan sığınacak bir yer istemesini çok doğal karşılar gibi bir hali vardı. Böyle davranması kızın hoşuna gidiyordu. Ama bir yandan adamın ne düşündüğünü de öğrenmek istiyordu. Bir iki kez konuşmayı denedi ama adam onun varlığını önemsemez göründüğünden bundan vazgeçti. Bir kutu öküz eti konservesi açtıktan sonra yarım düzine domuz yağı dilimi kızarttı ve kahve için ateşe su koydu. Yiyeceklerin arasından yarım çavdar ekmeği çıkardı. Bu yiyeceğin yenmeyecek gibi olduğunu görerek dışarı attı. Daha sonra bir bezin üzerine bir kutu peksimetten kalan kırıntıları boşalttı. Ekmek olarak bunlar kalmış. Oturun, dedi sonunda. Bir dakika. Frona karşı çıkması için zaman bırakmadan peksimet parçalarını kızarmış domuz yağlarının içine boşalttı. İçine iki bardak su koyup iyice karıştırdı. Karışım iyice ısınınca konserve öküz etini dilim dilim kesip içine attı. Tuz ve biber koydu. Biraz sonra çadırı nefis bir koku doldurmuştu. ''Oo, çok güzel olmuş.'' dedi genç adam. O burca atıştırırken. Furona kahve doldururken adama dikkatle baktı. Yüzü hoştu. Bedeninden de bir tür enerji yayılıyordu öğrenci olmalı dedi içinden çünkü gözlerinden lamba ışığında uykusuz geçen gecelerin yorgunluk belirtileri vardı gözleri güzeldi bu fındık renkli gözlerin gündüz ışığında kül rengi göründüğüne kuşku yoktu kolejdeki arkadaşlarından birinin gözleri de aynı renkti genç adamın açık kumral saçları mum ışığında altın parıltılar saçıyordu kıvırcıklığı da daha vahşi bir anlam katıyordu iyice tıraş edilmiş yüzü düzgündü. Avurtları biraz çökük görünüyordu. Ama Frona onun geniş omuzlarına ve çıkık göğsüne bakınca bu zayıflığın güçlü oluşundan kaynaklandığını anladı. 25-30 yaşları arasında görünüyordu. Bu akşam için battaniyem yok, dedi adam birden. Yerlilerim Leidner Man gölünden geçtiler. Yarın sabahtan önce gelmezler. Budalalar. Her şeyi sarıp sarmalamışlar geriye iki kaim şaldan başka bir şey bırakmamışlar. Belki işinizi görür. Karşılık bekliyormuş gibi arkasına döndü ve dengini çözdü. Bir giysi çantasından iki kaput çıkardı ve yatağın üstüne attı. Sanatçısınız galiba, değil mi? Adam bu soruyu önemsemeden sormuştu. Yalnızca laf olsun diye konuştuğu belliydi. Konuğunun yanıtını önceden biliyor gibiydi. Bu sözler Fruna'nın yüzüne bir tokat gibi indi. Bu yöreye dolan beyaz kadınlar için Nipoysa'nın dediklerini anımsadı. Erkeğin gözlerinde okumuş olduğu düşüncesinin anlamını çözdü. Adam kıza açıklaması için zaman bırakmadan, ''Dün gece iki müzikol yıldızını konuk ettim. Daha önce de üç tane gelmişti.'' dedi. Ama o zaman battaniyen vardı. Onların bu şekilde malzemelerini yitirmeleri çok üzücü. Benim başıma böyle bir şey gelmedi daha. Siz de yıldızsınız değil mi? Frona'nın yanaklarına kan hücum etti. Bu duruma öfkelendi. Çünkü kızdığı zaman yanakları kıpkırmızı olurdu hep. Hayır, dedi kısaca. Ben müzikol yıldızı falan değilim. Sonra un çuvallarını üst üste yiyarak yatak yaptı. Siz sanatçıya benziyorsunuz yine de, diye söylendi adam, hor gören bir sesle. Yanılıyorsunuz, ben sanatçı değilim," dedi. Adam katladığı örtüyü elinden aldı ve ayağa kalktı. Şimdiye dek genç kıza iyice bakmamıştı. Şimdi ise tepeden tırnağa, giysisinin dikişine, saçlarının biçimine varıncaya dek inceliyordu. "O, özür dilerim," dedi adam. Sonra onu bir daha inceledi ve "Siz tehlikelerden yılmayan şu budala kadınlardan olmalısınız," dedi zengin olmayı mı düşünüyorsunuz yoksa? Bu ülkeye iki tür kadın gelir. Kimisi babaları ve kocaları için sınırı aşarak gelir. Bunlar saygıya değer kadınlardır. Ötekilere de sanatçı ya da müzikol yıldızı denir. Ama şunu da aklınızdan çıkarmayın. Yola koyulan her kadın bu iki gruptan birine girmek zorundadır. Bunun ortası yok. Adam konuşmaya devam etti. Bana inanın, siz davallı, aklı kıt kadınlardan birisiniz. Geri dönerseniz çok iyi yapmış olursunuz. Geri dönmek isterseniz yol paranızı ödünç olarak veririm. Yarın da daya yolundan geri dönmeniz için yanınıza kılavuz bir yerli bulurum. Frona bir iki kez adamın konuşmasını kesmek istedi. Ama adam eliyle susmasını işaret etti. Size teşekkür ederim ama dedi kız. Adam sözünü kesti yine. Rica ederim. Önemli değil. Teşekkür ederim. Tamamen yanılıyorsunuz. Ben Daya'dan geliyorum. Mutlu kampta ekip arkadaşlarımı bulacağımı sanıyordum. Adamlarım benden saatler önce hareket etmişti. Nasıl oldu da ben onları geçtim anlayamıyorum. Aa, anladım. Bugün öğleden sonra rüzgar tekneyi Krater Gölü'nün kıyısına atmıştı. Onlar da sanırım o teknedeydi. Dönmem konusundaki nazik öğüdünüze ve önerinize teşekkür ederim.'' ama babam Davsın'da oturur. Ben de onu üç yıldır görmedim. Üstelik de Daya'dan bu sabah ayrıldım daha. Çok yorgunum. Bu gece beni konuk ederseniz yatacağım. Olamaz. Adam bir tekmeyle battaniyeleri yana itti. Ve un çuvallarının üstüne oturup genç kızı süzmeye başladı. Öteki çadırlarda kadınlar var mı? Ben görmedim. Belki de iyi bakmadım. Bu sabah kamptan bir adamla karısı ayrıldı. Bir çadırda iki üç kadın var ama durumları size uymaz. Konuk severliklerini geri çevireceğimi mi sanıyorsunuz? Dediğiniz gibi bunlar şey kadınlar. Ama durumlarının size uygun olamayacağını söyledim. Dalgın dalgın fırtınanın yırttığı deliğe bakıyor, rüzgarın sesini dinliyordu. Böyle bir gecede kimse dışarıda kalmaya dayanamaz. Öteki çadırlarda yıkılacak gibi. Ne dediğimi bilirim ben. Yağmur ve fırtına yüzünden tüm yiyecek ve malzemeyi içeri aldılar. İçeride güçlükle hareket ediyorlar. Fırtınaya tutulmuş birçok yolcu da aldılar içeri. Bana da geldiler ama yerim yok diye kabul etmedim. Adam umutsuzca sustu. Durum iyiden iyiye nazikleşiyordu. Bu akşam derin göle gidebilir miyim? diye sordu Frona. Sonra da isteğinin saçmalığını anlayarak kahkahayla gülmeye başladı. Adam onun bu tasasızlığı karşısında kaşlarını çattı. Çavlanı karanlıkta geçemezsiniz. Üstelik de yol üstünde hiçbir kamp yeri yok. Korkuyor musunuz? diye sordu kız alayla. Kendim için değil, öyleyse yatacağım. Ben ateşe bakacağım, dedi. Biraz sustuktan sonra. Beni kandırıyorsunuz. Böyle yaparak gülünç ve dar görüşlü ahlak anlayışınıza doyuma mı ulaştırmak istiyorsunuz? Uygar ülkede değil, hutup yolunda olduğunuzu unutmayın. Hadi gidip yatın. Adam omuzlarını silkti. Olur, ne yapmalıyım? Yatağıma hazırlamada bana yardım edin. Kemiklerim ve kaslarım çok naziktir. İşte böyle yapacaksınız. Adam onun gösterdiği şekilde çuvalları iki sıra halinde yan yana dizdi. Arayı biraz çukur bıraktı. O zaman kız battaniyeleri katladı ve çukuru dolduracak biçimde yaydı. Şimdi neden rahatsız uyuduğumu anlıyorum diye kendi kendine söylendi adam. Kendi çuvallarını da hemen aynı şekilde dizdi. Bu yolda daha yeni olduğunuz görülüyor dedi Frona örtüyü yayarken. Belki ya siz bu yabanıl yaşam hakkında ne biliyorsunuz? Kendime yetecek kadarını diye karşılık verdi kız. Frona fırından kurumuş odunları çıkarıp yerine ıslakları koydu. Şu rüzgarı dinleyin Fırtına gittikçe kuvvetleniyor, dedi adam. Sağnak çadırı sarsıyor, başlarının üzerinde yağmur damlaları tıpırdıyordu. Çadırın tavanındaki çatlaklardan suyun aktığını duydular. Adam parmağıyla deliği tıkadı. Dokunmasıyla birlikte sular yön değiştirip yiyecek sandığının üstüne akmaya başladı. Böyle yapmayacaktınız diye bağırdı prona sıçrayarak parmağını suyun aktığı yere koyup çadır bezini iyice sıkıştırdı. Akıntı hemen kesildi. Bir daha yapmayın dedi azarlar gibi. Rahat olun diye karşılık verdi adam. Demek bugün daya'dan geldiniz. Çok yorgun olmalısınız. Biraz dedi kız. Uykum var. Sıcak örtülerin arasına girdikten sonra iyi geceler dedi. 15 dakika sonra kız bağırdı. Hey Uyanık mısınız? Evet. Ne var? Odun hazırladınız mı? Ne odunu? diye sordu adam. Yarı uykulu bir sesle. Yarın sabah ateş yakmak için. Hadi kalkın, biraz odun kesin. Adam bir şey demeden söz dinledi. İşini bitirmeden Furon'a derin bir uykuya dalmıştı. Sabahleyin kız gözlerini açtığı zaman kızarmış nefis bir domuz kokusu yayılmıştı havaya. Fırtına şafakla birlikte kesilmişti. Güneş parlıyordu. Kampta çalışma başlamıştı. Eşyalarını yüklemiş olanlar yola düşmüşlerdi. Furona yana döndü. Kahvaltı hazırdı. Ev sahibi eti ve kızarmış patatesleri fırına koymuş, iki tahta parçasından oluşan kapağı açmaya çalışıyordu. "Günaydın," dedi kız. Adam doğruldu ve su kovasını aldı. İyi uyuyup uyumadığınızı sormuyorum. Çünkü iyi uyudunuz. Frona gülümsedi. Biraz su arayacağım, dedi adam. Dönüşümde kahvaltı için hazır olursunuz sanırım. Yemekten sonra Frona, güneşte ısınırken yol boyunca ilerleyen bir grup adam gördü. "Bunlar benim taşıyıcılarım," diye bağırdı ellerini çırparak. Delbişip kendisini geçtiğim için utancından kızarır. Fotoğraf makinesini yerine koyarken kız ev sahibine döndü. Hoşça kalın bayım. Konukseverliğiniz için çok teşekkür ederim. O oh, bir şey değil. Kim olursa olsun böyle yapardım. Ne gülünç. Adam ona kızarak baktı ve ekledi. Adınızı bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum. Bu konuda sizi üzmem. Çünkü ben sizin adınızı biliyorum. Bay Vance, Carlis, Yüklerinizin üstündeki etiketten okudum diye açıkladı kız. ''Dalsın'a geldiğinizde beni arayıp bulmanızı rica ederim. Adım Fron'a Vels. Hoşça kalın.'' Kız yola koyulurken adam ''Jacob Vels'in kızı mı?'' diye bağırdı. Fron'a geri döndü ve başını salladı. Del Bishop utanmış ve tasalanmış görünmüyordu. ''Bir Vels her zaman işini bilir.'' diyordu bir gün önce, kendini yatıştırmak için. ''Merhaba. Yüzünüze bakılırsa iyi bir gece geçirmiş olmalısınız.'' ama benim için aynı şey söylenemez, dedi kızı. Benim için tasalanmadınız mı? Sizin için tasalanmak mı? Hiç de değil. Krater Gölü'ne çok öfkelendim. Sudan nefret ederim. Bana iyi oyun oynadı hani. Ama yine de korkmadım. Sonra yerlilerden birine dönüp, Haydi Pete, kımılda biraz. Öyle Leinerman'a varmamız gerek. Mans Corliss kendi kendine Frona Vels diye yineliyordu. Düş gördüğünü sanıyordu serüvenin gerçekliğinden emin olmak için genç kızın ardından baktı. Dil Bishop ve yerliler gözden ıraklaşmıştı. Frona da kayanın çevresini dönüyordu. Kız ona şapkasını salladı. Ve Ben Scorless onu selamlamak üzere kasketini çıkarırken Furona kayalığın ardında görünmez oldu. 5. Bölüm Jacob Wells Jacob Wells'in Klondike'daki durumu oldukça tuhaftı ticaret yapılmayan bir ülkede büyük işlerin tüccarıydı. 19. yüzyılın harika malları en ilkel toplumda gelişiyordu. Bir tür ekonomi misyoneri olan bu aziz, güç eyyamcılığına dayanan ilkesini yayıyordu. Demokrasinin çocuğu olarak insanın doğal haklarına inanıyordu. Buna karşın herkesin onun mutlak gücü karşısında da eğilmesini isterdi. Jacob Wells tarafından yönetilen Jacob Wells hükümeti, Jacob Wells ve uyruğu için sözleri onun yazılı olmayan yasasıydı. Tek başına geniş bir yerde sözünü geçiriyordu. Onun buyruğu altında halk ilerliyor, giriliyor, kentler doğuyor ya da yok oluyordu. Ama yine de bu Jacob Wells sade bir adamdı. Blade ırmağı kıyısındaki çayırlıkta göğün altında dünyaya gelmişti. Gözlerini gün ışığında açmaz, önünde şaşkın atlar görmüştü. Çünkü avcısı, Vels karısının rahatça doğurması için yolda mola vermişti. Şimdi artık üç kişi olan aile, bir saat sonra eğerlere atlayıp göçebelere katılmak üzere yeniden yola düşüyordu. Ertesi sabah bebeğin annesi kamp ateşinde yemeği hazırlıyor, güneşin batışından önce de 70 kilometre gitmiş oluyordu. Sağlam yapılı gel soyundan gelen Jacob Wells'in babası, Ohoya'ya yerleşmek üzere batıyı ilk terk edenlerdendi. İrlanda göçmeninin kızı olan annesi, Ontario kampında dünyaya gelmişti. Her iki yandan da ona serüven yaşamı sevgisi, hareket tutkusu ve tehlikeye atılma zevki kalıtsal olarak geçmişti. Jacob Bells, doğumunun ilk yılında daha yürümesini öğrenmeden atla uzun yollar almış, Kızıl Irmağın yakınındaki avcı kulübelerinde nice kışlar geçirmişti. İlk ayakkabısı Makosen, ilk şekeri de geyik kızartması olmuştu. Önceleri tüm yeryüzünün babası gibi beyaz adamların ve yerlilerin yaşadığı geniş tarlalardan oluştuğunu sandı. Ona göre bir kent, yabanıl hayvan postlarından yapılma evler, postane ve bir dükkandan oluşmaktaydı. Dağlar onu şaşkınlığa uğratıyordu. Onları açıklanamayan şeyler sınıfına soktu. Zaten pek de ilgisini çekmiyordu. Ara sıra biri ölürdü ama eti yenmez, derisi de giyilmezdi. Çünkü tüyleri yoktu hayvan postları çok değerliydi. Birkaç balya kürkle toprak satın alınabilirdi. Hayvanlar avcılar tarafından öldürülür ve yakalanırdı. İnsanlar neye yarardı ki? İşte bunu anlayamıyordu bir türlü. Daha sonra dünyaya görüşü değişti. Ama gördükleri onu şaşkına çeviriyordu. Büyüdüğü ve Birleşik Devletleri görmeye gittiği zaman bu düşüncesi değişti. Gözü açık ve canlıydı yine kentte yaşayanlar kadın sıkılıklı girişim ruhundan yoksun kişilerdi rahat yaşam içinde yok olup gitmişlerdi bu nedenle kentte yaşamayı yeğliyorlardı bu insanlar soğuktan ve karanlıktan korkuyordu bu nedenle de gece olunca evlerine girip kapılarını kilitliyorlardı kadınları kuşkusuz güzel ve yumuşaktı ama ayaklarında kar raketleri olmadan yürüyemiyorlardı Üstelik bu yaratıklar gevezeydiler, yalan söylerler, dillerini ellerinden daha iyi kullanırlardı. Birbirlerini blöf denen kurnazlıkla yenmesini öğrenmişlerdi. Jacob Bass sonunda kent yaşamının iyi yanları olduğunu anladı. İnsan elbette insan kalarak kentli olabilirdi yine de. Doğa güçlerine karşı savaşmaya alışkın olduğundan ticaret yaşamı ilgisini çekti sanayi ve para kralları onun gözünü kamaştırdı ama asla kör etmedi güçlerinin sırlarını öğrenmek için onları inceledi bir kent kızıyla evlendi ama her değişiklik onda hüzün yaratıyordu genç çift çok geçmeden kentten ayrılmaya karar verdi Jacob Paz daya yolu üzerinde ormanın kıyısında kütüklerden büyük bir mağaza yaptı zamanla orada toplum yaşamı ile ilgili bilgiler edindi. Onları doğayla karşılaştırdı. Yaratılışın sırrı ayıklanmaya dayanıyordu. İnsan ancak bitmez tükenmez çabasıyla gelişiyordu. Dünya güçlülerindi. Yalnızca onlar üstün geliyordu. Namusluluk bir güç, namussuzluk da güçsüzlük demekti. Namusluyu kandırmak namussuzluktu ama namussuzu aldatmak namuslu bir iş sayılıyordu. İlkel güç kollarda, yeni güç de kafadaydı. Oyun başka bir alanda oynanıyordu. Tek ayırım buydu. Eskiden olduğu gibi insanlar büyük lokma için dövüşüyordu. Ama bugün kılıcın yerini kitap almıştı. İpek giysili baron, ince çuha giysili atlıya bırakmıştı yerini. Politik güce parayla sahip olunurdu düşünce kasaya üstün gelmişti. Büyük topraklara sahip olmak için düşünce gücü yeterliydi. Jacob Wells, eğitim sözcüğünün gerektirdiği anlamda eğitim görmemişti. Annesinin kamp ateşinin çevresinde öğretmiş olduğu şeylere rastlantı sonucu okudukları da katılmıştı. Ama yaşam derslerini akıllıca okumasını biliyor, doğada yaşayanlara özgü, ağır başlılıkla kendisine mal ediyordu bir sabah vez Çilkaya girdi ve bilinmeyen uçsuz bucaksız ülkede yitip gitti. Bir yıl sonra birçok Rus misyonlarının toplanmış olduğu Bering Boğazı kıyılarındaki Yukon Irmağı'nın ağzına çıkıyordu. Irmak boyunca yaklaşık 5000 kilometrelik yolculuğu sırasında büyük bir düş tasarlamıştı. Bir sabah Fort Yukon'a çıktı. Jacob Bells bu büyük başarıyı nasıl gerçekleştirmişti acaba? yalnızca kendi biliyordu bunu. Olanaksızı gerçekleştirmiş birçok buharlı geminin sahibi ve sayısız girişimlerin başı olmuştu. Irmak boyunca yeni ticari konaklama tesisleri ve yiyecek mağazaları kurdu. Bering denizinde Yukon'un ağzındaki bir adada büyük bir mal deposu yaptırdı. Buharlı gemileri Pasifik okyanusunda gidip geliyordu. San Francisco ve Seattle'daki birolarında işlerini yürüten 20 kadar görevli çalıştırıyordu. Şimdi açlığın sürüklediği insanlar kuzey topraklarına hücum ediyordu. Jacob Wells'i mağazaları sayesinde soğuğa karşı kışlayabiliyor ve altın çıkarmak için buzlu çamuru karıştırabiliyorlardı. Bu adam onları yüreklendiriyor, ödünç yiyecek veriyor ve borçlarını deftere yazıyordu buharlı gemileri Arctic City zamanında onları koyu kuk kaynaklarına dek taşıdı. Para kazanılan her yerde bir mağaza ve bir mal deposu kuruyordu. Kent daha sonra doğuyordu. Araştırıyor, vurgunu vuruyor ve yaratıyordu. Yorulmak ve yenilmek nedir bilmiyordu. Her şeyi varlığıyla canlandırıyordu. Ticari kuruluşlara karşı sonsuz bir savaşa girişti. Kimileriyle anlaşıyor, kimileriyle de dalaşıyordu. Ülkenin içine un, battaniye, tütün satıyor, bıçkahaneler kuruyor, kömür, demir ve bakır madenleri araştırıyordu. Madencilerini daha iyi donatmak için Sibirya'ya kadar uzanıyordu. Bu geniş ülkenin gereksinimini tek başına karşılıyordu. Tüm altın tozları, kredi mektupları onun ellerine geçiyordu bankayı, postayı ve borsayı o yönetirdi. Rekabete iyi gözle bakmaz, aç gözlü kapitalistleri kovalar, sendikaları yüreklendirirdi. Tehditleri işe yaramazsa rakiplerinin böğürlerini deşerdi. Tüm bu işlerinin arasında anasız kalmış küçük kızıyla da ilgileniyordu. 6. Bölüm Frona'nın Gelişi Bana kalırsa durumun önemini abartıyoruz yüzbaşı, dedi Jacob Wells konuğunun uzun kürkünü çıkarmasına yardım ederken. Olayın daha da büyümemesine dikkat etmek durumundayız. Siz ve be ben birlikte büyük kıtlıklar atlattık. Çok geç olmadan halk arasında panik yaratmalıyız. Davsa'dan 5000 bin kişiyi çıkaralım. Ötekiler için yeterince yiyecek kalır o zaman. Bu 5000 bin kişi Daya'da ve Skagway'de. Burada açlık olduğunu yayarlarsa buraya gelmeye hazırlanan 5000 bin kişiyi kararlarından vazgeçirirler. Çok iyi. Polisin işbirliğine güvenin Bay Wells. Kır saçlı, güçlü görünüşlü olan konuk, paltosunun yakasını kaldırdı ve elini kapının mandalına koydu. Sizin sayenizde, diye sürdürdü. Yeni gelenler köpek satın almak için malzemelerini satıyor. Irmak buz tutunca ne hucum olacak bir görün. 500 kilo yiyeceğini sattıktan sonra bu işten vazgeçen herkes sorunu çözmede yardımcı olacak.'' Böylece doyurulacak bir mide eksilmiş olur. Laura ne zaman gidiyor? Bu sabah yiyeceksiz 300 yolcuyla yola çıkacak. 3000 olmasını isterdim doğrusu. Ben de, "Ha, yeri gelmişken kızınız ne zaman geliyor? Bu günlerde bekliyorum." diye karşılık verdi Jacob Vels gözleri parlayarak. "Geldiği gün bize akşam yemeğine gelmenizi istiyorum. Kışladan birkaç delikanlı da getirirsiniz. Hepsini adlarıyla tanımıyorum." Ama hepsini tek tek benim adıma davet edin. Kimseyle pek görüştüğüm yok. Zamanım olmuyor. Kızımın eğlenmesi için gerekeni yapmanızı rica ediyorum. Yüzbaşı, Birleşik Devletlerden ve Londra'dan dönünce burada canı sıkılmasın istiyorum. Size güveniyorum yüzbaşı. Jacob kapıyı kapadı. Sandalyeyi ters çevirip ayaklarına dayadı. Gözünün önüne kızının hayali geldi. Kapı yeniden açıldı. Bye-bye. Bay Forster beni gelenlere mal verip vermeyeceğimizi sormam için size gönderdi. Tabii, yalnız Bay Forster'a söyleyin, istediklerinin yarısını versin. Biri gelir de 500 kilo isterse ona 250 kilo versin. Bir sigara yaktı ve yerine oturdu. Kaptan McGregor sizinle görüşmek istiyor efendim. Kaptan içeri girdi ve kapının yanında durdu. Bir saat sonra hareket ediyoruz Bay Vaz. Sizden son buyruklarınızı almaya geldim. Pekala. Jacob Wells, McGregor'a döndü. Bu kış size başka görev vermeyi düşünüyordum ama fikrimi değiştirdim. Size Laura gemisinin komutasını neden verdim biliyor musunuz? Kaptan bir ayağını ötekinin üstüne dayadı ve yüzünde bir gülümseme belirdi. Kavga çıkacak diye homurdandı. Ben de düzeni sağlayacak sizden başka birini göremiyorum. Bay Bailey gemide size daha ayrıntılı bilgi verecek. Bu arada size şunu söylememe izin verin. Bu ülkeden yeterince insanı gönderemezsek yiyecekleri idareli kullanmalıyız. Fort Yukon'da yarım kilo bile fazlası yok. Anladınız mı? Evet efendim. Öyleyse savurganlık etmeyin. Gemiyle 300 kişi götüreceksiniz. Irmağın yüzü yeterince kayın buzla örtülür örtülmez iki kat daha fazla insan geleceğinden emin olun. Böylece de kış boyu beslenecek binlerce kişi olacak onları çalıştırın. Geminin yanaşabileceği kıyılara yığmak üzere onlara odun kestirin. Bağına altı dolar ödeyin. Çalışmayana yemek yok. İyice anlaşıldı mı? Evet. Bin tane boşta gezer kişi tehlikeli olabilir. Yiyeceklere dikkat edin. Onları çalmaya kalkışırlarsa görevinizi yapın. Adam başıyla onayladı. Ellerini ovuşturdu. Alnındaki et benim morardı beş buharlı gemi buzların arasında duruyor. Onları ilkbaharın sellerine karşı koruyun. İlk önce içindeki yükü güvenli bir yere taşıtın. Fort Bar'a bir haberci yollayıp Bay Carter'dan 300 adam isteyin. O adamlara gereksinimi yoktur. Çünkü Churchill Stay'da durum aşağı yukarı normaldir. Bay Bardwell'dan da kontenjanının yarısını isteyin. Çok sayıda silahlı adama karşı zorlanacaksınız. Ama işi başından sıkı tutun. Şunu da aklınızdan çıkarmayın. Tetiği ilk çeken genellikle postunu kurtarır. Yiyecekler konusunda gözünüzü dört açın. Ve silahlara karşı. Diye mırıldandı kaptan kapıyı çekerken. Bay John Melton, sizinle görüşebilir mi? Bakalevaz, ne oluyor? John Melton denen adam memurun ardından hışımla içeri girdi. Şirketin başkanının burnuna bir kağıt dayadı. Şunu okuyun. Üzerinde ne yazılı? Jacob Bells kağıda bir göz attı ve sakince karşılık verdi. 500 kilo yiyecek. Ben de öyle dedim. Ama memurunuz hayır diyor. Bana 250 kilo vermek istiyor. Adam haklı ama burada 500 gösteriyor ama mağazada yarısı verilir. Bu sizin imzanız değil mi? dedi John Melton. Kağıdı versin gözlerinin önüne sokarak. Evet. O halde ne yapmak istiyorsunuz? Size 250 kilo yiyecek vereceğim. Kabul etmiyorum. Pekala, tartışmayalım artık. Özür dilerim ama artık sizinle iş yapamam. Yiyeceğimi geçitten getirecek kadar zenginim. Gelecek yıl böyle yapacağım. Bence hiç sakıncası yok. Evimdeki depomda 300 bin dolarlık altın tozunuz var. Bay Etchester'a gidip bulun ve hepsini çekin onların. Adam odayı umutsuzca arşınlıyordu. Şu 250 kilo yiyeceği alamaz mıyım? Onların parasını verdim açlıktan ölmemi istemezsiniz sanırım. Dinleyin Melton, dedi Jacob Bells, sigarasını söndürerek. Şu anda ne demek istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? 500 kilo yiyecek istiyorum. Yalnızca sizin için mi? Banonza kralı evet anlamında başını salladı. Şu anda midenizle ve benimle çarpışıyorsunuz. Bense 20 bin kişinin haklarını savunuyorum. Ama dün Tim McReady'nin istediğini yerine getirdiniz. O da benim gibi 500 kilo istemişti. Bu kısıtlama bugünden geçerli. Ben neden kurban olayım? Neden dün gelmediniz? Tim'de neden bugün gelmedi? Melton'un yüzü sarardı. Jacob Bass kendi sorusunu omuzlarını silkerek karşılık verdi. Durum bu Melton. Ayrıcalık yok. Beni McReady'i korudum diye suçlarsanız neden dün mağazaya gelmediğinizi sorarım size. Fortnite'daki açlığı gördünüz. Bonanza'daki tüm altınlar size yoksulların yiyeceğine el koyma hakkını vermez. Bana inanın, bir damla yiyeceğim oldukça açlıktan ölmezsiniz. Hadi elimi sıkın, gülümseyin ve payınızı alın. Her zaman asık yüzlü olan ama çabucak yumuşayan altın kralı, Vels'in uzattığı eli sıktı ve çabucak çıktı. Kapı kapanmadan önce bir Amerikalı içeri girdi altına bir iskemle çekti, bacaklarını açarak oturdu. Eh, dedi sır verircesine. Adamlar sizi beğenmemeye başladı. Bak hele, siz misiniz diyeyim. Galiba, size söylediğim gibi ırmak donar donmaz herkes gidecek. Öyle mi sanıyorsunuz? Hı hı. Daha iyi ya, bunu ülkenin iyiliği için isterim. Siz de gidecek misiniz? Ben mi? Bin yıldan önce olmaz. Dave Herney sırtını gururla doğrulttu. Dün hamallarımı madene gönderdim. Ama söyleyin, başıma tuhaf bir şey geldi. Bütün şeker yüküm son kızaktaydı. Yolda bu kızak buzu kırdı. Böyle bir şey hiç görmedim. Son kızağım şekerle birlikte sulara gömüldü. Buraya 50 kilo kadar şeker almaya geldim. Beyaz ya da kırmızı, ne olursa olsun. Jacob Wells gülerek başını salladı. Herney sandalyeye yaklaştı. Memurunuz anlamıyor ve bana yardım etmek istemiyor. Size başvurmamı söyledi. Fiyatı önemli değil. Bana 50 kilo şeker verin, işimi görür. Tüccarın başını olumsuzca sallaması üzerine deyip pohpohlamayı denedi. Biliyorsunuz, şekeri çok severim. Preacher Craig'de icat ettiğim arpa şekerini anımsıyor musunuz? Zaman nasıl da geçiyor. Sanki yedi yıl olmamış gibi. Ama ben tütünden vazgeçerim de şekerden vazgeçemem. Bizim şeker işi ne olacak? Köpeklerim kapının önünde bekliyor. Mağazaya gidip alsak nasıl olur? Bels'in ağzından çıkacak olumsuz yanıtı bildiğinden ona karşılık vermek için zaman tanımadı. O, obur olduğumu sanmayın. Sıkışık durumdaysanız 30 kiloyla da yetinirim. Hatta 25 de yeter. Durumunuzu anlıyorum. Değerli vaktinizi almak istemem. Değerli zamanımı tartışmayla geçirmek neye yarar diyeyim? Bir kilo bile fazla şekerimiz yok.'' Size söylüyorum, ben obur değilim. Ama 12 kilo da işime yarar. Bir gram bile yok. Gerçek mi? Pekala, öfkelenmeyin. İsteğimi unutun. Daha uygun bir zamanda yeniden gelirim. Hoşçakalın. Çenesini yana uzatıp daha iyi duymak için kulak kabarttı. Bu Lara'nın düdüğü. Birazdan gidecek. Onun gidişini görmek istemez misiniz? Benimle gelin. Jacob Wells ayı postundan paltosunu giydi ve eldivenlerini eline geçirdi. Bir odan çıkıp ana mağazaya geçtiler. Mağaza öyle genişti ki tezgahın önündeki 200 müşteri bile dolduramıyordu. Müşterilerin çoğunun yüzleri asıktı. Memurlar yiyecek dışında her şey satıyordu. Herkes de yiyecek istiyordu. Fiyatı yükseltmek için depoluyorlar, dedi kızıl sakallı bir madenci. Jacob Bass bunu duydu ama oralı olmadı. Dışarıda, kaldırımın üstünde ve mağazanın duvarlarına yapıştırılan afişlere baktı. Yitirilen, bulunan ve satılık köpek ilanları çoktu. Kalanı da satılık malzemeye ayrılmıştı. Un dahil 250 kilo yiyeceğin kilosu 1 dolar, un hariç yarım dolardı. Jacob Wells, Melton'ın yeni gelen biriyle konuştuğunu gördü. Bonanza kralının duruşundan Milton'ın kışlık yiyeceğini sağladığı anlaşılıyordu. Jacob Wells, Milton'a afişleri göstererek, ''Burada şeker kokusu almıyor musunuz?'' Diye, diye sordu. ''Yeterince koklamadığımı mı sanıyorsunuz?'' ''Şeker avı yüzünden köpeklerimi çatlattım. Klondike'den hastaneye dek ne altın ne de para karşılığı şeker bulmak olanaksız.'' Yaya kaldırımını izlediler karın içine yatmış efendilerini bekleyen köpekleri gördüler. Kar yağıyordu. Alışveriş yapmak için sonbaharda karın yağmasını beklerdi maden arayıcıları. Ana caddeden geçerlerken deyip, çok ilginç değil mi? dedi. Eldorado'da da iki zengin maden ocağının ve beş milyon doların sahibiyim. Ama gel gör ki kahveme koyacak bir parça bile şekerim yok. Şeytan götürsün beni her şeyimi satıp Birleşik Devletler'e geri döneceğim. Hayır, bunu yapmayın. İlk kez söylemiyorsunuz böyle bir şeyi. İyi anımsıyorum. Stuart Irma kıyılarında bir yıl yalnızca et ve balık yiyerek yaşadınız. Daha önce de iki kez açlıkla karşılaştınız ve dayandınız. Burada ölünceye dek kalacaksınız. Cenazenizi kurşun tabutta San Francisco'ya göndermek için burada olmak isterdim doğrusu. Siz bu ülkeye aitsiniz yaşadığınız sürece de onu terk edemezsiniz deyip Konuşurken gelip geçenlerin de selamlarına karşılık veriyordu. Yeni gelenler de tanıyordu onu. Düdük öttü. Kaptan McGregor güvertede durmuş, Jack Phillips'e eliyle veda işareti yapıyordu. Laura yavaşça uzaklaşıyordu. Kıyıda kalanlar gidenlere iyi şanslar diliyordu. Ama altın ve yiyecek düşünü terk eden 300 yolcu bu coşkuya karşılık vermiyor, sessizce duruyordu gemide. Laura buzun arasındaki kanalı izledi. Sonra akıntıya girdi. Son kez düdük çalıp dumanlar arasında gözden yitip gitti. Halk dağıldı. Herkes işine döndü. Jacob Bez bir düzine kadar adamın arasına girdi. Açlıktan söz ediyordu adamlar. Dev Herney herneyde ülkeye lanetler yağdırdı çünkü burada bir parça şeker bile yoktu daha sonra yeni gelenlerden konuştular birden ırman üzerinde kara bir nokta göründü balan diye bağırdı biri bir patensbrook kayığı geliyor bazen kürekle bazen de yüzen buzlara kapılarak gelen tekneyi iki kişi yönetiyordu adamlar onu buzun kıyısına çekip serbest bir geçit aradı Buharlı geminin geçmiş olduğu öteki kanalda küreklerini kullanıp sakin sulara girdiler. İzleyenler onları kollarını açarak karşıladı ve kayıklarını sudan çıkarmada yardım etti. Teknenin dibinde iki çanta, iki battaniye, bir kahvelik, bir kızartma tavası ve bir yiyecek çantası vardı. Soğuktan donmuş durumda olan içindekiler ayakta güçlükle duruyordu. Liv Herney onların hemen viski içmeye götürmek istedi. Ama içlerinden biri Jacob Bells'in koca elini sıkmaya koştu. Kızınız geliyor diye haber verdi. Gemisini bir saat önce geçtik. Gemi birazdan kayalığa döner. Telgrafları size birazdan veririm. Şimdi bir şeyler içmeliyim. Hem iyi izlemek için geri döndü. Birden durup parmağıyla ırmağı gösterdi. Bakın, geliyorlar, burnu döndüler. Hadi çocuklar, doğru viski içmeye, diye bağırdı Hani arkadaşlarına. Benim hesabımdan birer duble için, sizinle kadeh tokuşturamayacağım için beni bağışlayın. Anlıyorsunuz değil mi? Burada kalmalıyım ben. Klondike yarı sağlam, yarı erimiş kaim bir buz kütlesini sürüklüyor ve tekneyi Yukon'un ortasına yolluyordu. Adamlar kıyıda durmuş savaşı izliyordu koca kütlelerin arasında dört adam küreklerle yol açmaya uğraşıyordu. Tekne yaklaşınca arkada uzun dümen yekesini tutan bir kadın görüldü. Bunu görünce Jacob Wells'in gözleri parladı. Kızı da savaşçı Wells soyundan geldiğini belli ediyordu. Kentteki öğrenim yılları onu hiç yumuşatmamıştı. Kent yaşamının hoşluğunu beğenmişti kuşkusuz. Ama çok daha sert bir yaşama hazır olarak, içi cesaretle dolu ülkesine geri geliyordu. Yaklaşmakta olan kayığa bakarken Jacob West böyle düşünüyordu. Teknedeki tek beyaz adam buzun üstüne atladı ve tekneyi kanala sokmak için eliyle manevra yaptırdı. Ama buz tabakası kırıldı ve adam suya gömüldü. Genç kız hemen kolunu adama uzattı ve yakasından kavradı aynı anda tiz ve görkemli bir sesle yerlilere kürek çekmeleri için buyruk verdi. Adamın başını suyun üstünde tutarak genç kız parmaklıktan eğildi ve tekneyi geçidin ortasına itti. Tekne kıyıya yanaşınca dişleri titreyen adamın yakasını dev Harney'e verdi. Harney adamı sudan çıkarıp ötekilerin arasına yolladı. Furona ayakta duruyordu. Gösterdiği çabalardan yanakları kızarmıştı. Jacob Wells duraksıyordu. Çok yakında olmasına karşın üç yıllık ayrılık onları şimdilik birbirinden uzak tutuyordu. Şimdi gördüğü 25 yaşındaki genç kızla 17 yaşındaki ufaklık arasında çok fark vardı. Bu güzelliği kucaklaması mı yoksa kıyıya atlaması için elini mi tutması gerektiğine karar veremiyordu bir türlü. Ama bu durumdan çabucak kurtuldu. Frona ona doğru atıldı ve babasını kucakladı. Rıhtımda duran madenciler birden dönüp onlara baktı. El ele tutuşan iki vels onlara doğru yaklaştı. ''Baylar, size kızımı tanıtayım.'' diye bağırdı Jacob Vels. Yüzünde büyük bir gurur okunuyordu. Frona gülümsedi ve hepsini dostça selamladı. Herkes Frona'nın bakışlarındaki dürüstlüğü ve iyimserliği görmüştü. 7. Bölüm Ben Scorless Vance Corliss evine aldığı genç kızla daha yakından ilgilenmek istiyordu. Aklı fikri koyu renk pon üzerinde uzaklaşan güneşli hayaldeydi. İnce uzun gövdesi, taze gülümseyişi ve bir güneş gibi doğuşu gözlerinin önünden gitmiyordu. Frona'yı yeniden görmek istiyordu. İkinci bir karşılaşmanın düşüncesiyle tatlı bir ürperti duydu içinde. Bu genç kız onun içinde şimdiye dek bulamadığı bir kadrom yeni hayalini doldurmuştu. Kahverengi iki göz ona bakıp gülümsüyor, yumuşak bir el kendisine dostça sallanıyordu. Bu görüntü onu durmadan kendine çekiyordu. Benz Corliss budala değildi. Kesişler gibi de yaşamıyordu. Ama almış olduğu eğitim onu ilkelerine bağlı biri yapmıştı. Bu yüzden serbestliğe alışamamıştı akü ve geniş bilgisiyle sert bir annenin etkisini biraz hafifletmişti. Ama büsbütün silememişti. Yalnızca iki grup kadın olduğunu savunan annesinden daha geniş düşünüyordu. Kadınları üçe ayırmıştı. İyiler, kötüler ve ne tam iyi ne de tam kötü olanlar. Bu son gruba girenlerin sonunda baştan çıktıklarına kesin kes inanıyordu. Bunlar en iyi ile en kötü arasında bir yerdeydi. Frona'yı alıştığı şekilde sınıflamadı. Onu daha önce ayırmış olduğu üç sınıftan birine sokmayı kabul etmedi. Kesin yargısını vermek için onu daha iyi tanımaya karar verdi. Kuşkusuz Vance Corliss bir aziz ve saf biri değildi. Çünkü saflık görece bir nitelikti. İyi yürekliydi. Çünkü kötü olmaya fırsatı olmamıştı. Koşullar kötü olsaydı belki de kötü olurdu. Vance Corles gerçek bir sera bitkisiydi. Şimdiye dek sağlıklı koşullarda yetiştirilmiş, temiz hava solumuştu. Sıcak havalarda güneşlenir, yağmur yağar yağmaz da eve giderdi. Aklı başına gelince öğrenimi ve oyunları yüzünden annesinin çizmiş olduğu doğru yoldan ayrılmayı düşünemedi bile. Gençlik coşkunluğu geçmeye görsün, bir daha geri gelmez, Vance Corliss da sağlıklı beslenme ve hareketlilikle çalışmalarını geçirmişti. Fazla gücünü annesinin salonunda akıllı insanlarla bilimsel konuşmalara dalarak harcamıştı. Bu eğitimin sonunda da her annenin genç kızını sakınmadan emanet edeceği sevimli bir genç adamı olmuştu. Yerli Üniversitesi'nden maden mühendisi olarak mezun olmuş, kendinden çok emin, bencil bir kişilik edinmişti. Ama yine de annesinin tüm çabalarına karşın Vance Corliss ataları gibi sertleşmemişti. Şimdiye dek yaşamış olduğu toplumla en küçük bir sorunu olmamıştı. Ama şimdi içinde bulunduğu koşullara katlanmasını biliyordu. Yuvarlanan taş, yosun tutmaz atasözünde bazı gerçekler vardır ki belki değişiklik gereksinimi hayatta az çok önem kazanmıştır. Bu serüven tutkusu ona en değerli atalarının birinden miras kalmıştı. Vance Corliss Frona'yı yeniden görmeye can atıyordu. Bu yüzden de sık sık onu gözünün önüne getiriyordu. Parası sayesinde gölleri, ırmağı ve geçidi geçmesine karşın Frona Dalsaya genç adamdan 15 gün önce vardı. Bunda en önemli etmen Valsa'dı olmuştu. Davsa'ya varınca yerleşme sorunuyla uğraştı. Kulübesini satın alması, yerleşmesi ve tavsiye mektuplarını vermesi iki haftasını aldı. Bir akşam Jacob Wells'in evine yöneldi. Altın komiserinin karısı Bayan Shovel da ona eşlik ediyordu. Corliss gözlerine inanamadı. Klondike'ın ortasında merkezi ısıtma vardı. Küçük holü ve kapıları geçtikten sonra kendini gerçek bir salonda buldu geyik derisinden yapılma makosenleri yumuşak halının içine gömülmüştü. Duvarda Turner'ın güneşin doğuşu tablosunu fark etti. Odayı başka resimler ve sanat yapıları süslüyordu. İki Hollanda şöminesinde çam odunları diyordu. Piyanonun başına oturmuş olan Frona şarkı söylüyordu. İçeri girince kız taburadan hemen kalktı ve ellerini uzatarak ona doğru geldi. İçerideki sıcaklık nedeniyle yanakları kızarmış olan güzel kızı görünce onun iki elini avuçlarının arasına aldı. Yüreği hızla çarpıyordu. Heyecandan dili tutulmuştu. Bayan Shovel onu sıkıntıdan kurtardı. O, Bay Corliss'ı tanıyor musunuz?'' diye bağırdı. ''Evet'' dedi Frona. ''Daya yolunda karşılaştık. Böyle tanışan iki insan birbirini hiç unutmaz.'' Ne romantik bir serüven.'' altın komiserinin karısı alkışladı. Kırk yaşlarındaki bu şişman kadın ellerini çırpıyordu. Bu nasıl oldu? Bana anlatın. Sizi bakmaktan mı kurtardı? Anlatın bana. Bay Corliss, bana hiçbir şey söylemedi. Ayrıntıları öğrenmeye can atıyorum, dedi. Pek basit. Ben, yani biz, dedi adam. Frona sözünü kesince yüzü karardı. Bay Corliss bana konukseverlik gösterdi. Hepsi bu. Onun kızarmış patateslerini öneririm size. Çok nefisti. Hele kahvesi. Özellikle soğuk olduğu zaman. Nankör, dedi genç adam. Kız gülümsedi. Şöminenin yanında duran ve biriyle konuşan yakışıklı bir polis teğmeniyle tanıştırdı. Ailesinin toplumsal durumu sayesinde Corliss gruptan gruba rahatça geçip sohbet ediyordu. İlk sandalyenin üstüne oturmuş olan Del hayranlığını kazandı adam sıkıntıdan patlıyordu. Prona'ya hoşça kal demek gerektiğini biliyordu. Ama elini sıkıp uçmamayı düşünüyordu. Yalnızca Frona'yı görmek ve ona bir merhaba demek için uğramıştı. Tanımadığı yabancılar arasında bulmuştu kızı. Corliss, Bayan Martimer adındaki bir kadınla Fransız sembolizmi hakkında biraz konuştuktan sonra Delbişaba doğru ilerledi madenci onu mutlu kamptaki çadırın kapısında görmüştü. Hemen tanıdı. Frona'ya göstermiş olduğu konukseverlik için teşekkür etti. Ve bunu hiç unutmayacağını söyledi. Genç kızın varlığı yüzünden dışarıda yatmak zorunda kalmamış olduğunu umuyordu. Bayan Frona ona o gece dışarıda kalmayacağını söylemişti. Bereket versin, hava çok soğuk değildi. Konuşma tehlikeli olmaya başlayınca Corliss ilk fırsatta uzaklaştı madenci yine tek başına kaldı. Bu salona bilerek girmiş olan Dave Herney, ilk sandalyeye oturmamaya özen gösterdi. Sayısız milyonlarının sağladığı toplumsal düzeyine uygun olarak bu salonda bulunmayı hakkı olarak görüyordu. Kolayca ilişki kurmayı bilirdi. Zarif giysisi ve rahat davranışıyla dikkati çekerdi. Aklına geleni söylerdi. Paris Fransızcasıyla konuşan Bayan Martimer, onunla sembolizm konusunda konuşmayı denedi. Kanadalı serüvencilerin kullandığı argoyla adam ona 10 kilo şeker bulup bulamayacağını sordu. Ama kadın bu konuda yetenekli değildi. O zaman Div aynı soruyu önüne gelene sordu. Frona'ya ''Ülkemi senin için terk ettim'' adlı parçayı çalması için yalvarınca herkesin hayranlığını kazandı. Kız bu parçayı bilmiyordu. Ama Div ona alçak sesle mırıldanınca kız piyanoyla eşlik etti. Div yüksek sesle söylemeye başlayınca Dil Bishop da nakaratlarda onlara katılma yürekliliğini gösterdi. Birden kendisini iyi hissetti ve sandalyesinden kalktı. Çadıra gidince de Vels'lerde geçirdiği güzel geceyi anlatmak için arkadaşını tekmeyle uyandırdı. Gülümseyen Bayan Şoval bu dünyayı çok sevimli ve güzel buluyordu yurttaşlarını dinlemekten çok hoşlanmıştı. Böyle toplantılara artık gelmeyin diye mırıldandı Frona Korlis'a. Üç sözcük bile konuşamadık. İkimizin iyi dost olacağımızı sanıyorum. Div Harney sizden biraz şeker koparabildi mi? Birlikte gülüştüler. Korlis şafak sökerken evine gitti ve duygularını çözümlemeye çalıştı. 8. Bölüm İki Dost Soyumdan neden gururlanmayayım? diyordu Frona. Gözleri parlamış, yanakları kızarmıştı. Corliss ve genç kız çocuklarından söz ediyorlardı. Kız ona annesinden söz etmişti. Babasından duyduklarına ve evdeki resmine göre açık tenli, sarı saçlı, gerçek bir anglo saxonda annesi. Biraz sonra tartışma ırklar sorununa dayandı gençliğinin verdiği coşkuyla Frona, Corliss'ın tutucu düşüncesini alt altüst eden bazı yargılara vardı. Bunu hoş karşılayarak genç kızın karşısında gülümsemekle yetindi. Bu tüm halkların bir özelliğidir. Herkes kendini üstün sanır. Bu safça yargı büsbütün yanlış bir yargı değildir. Yahudiler Tanrı'nın seçilmiş kulları olduklarını sanır ve üstünlüklerine inanırlar, dedi bu yüzden de tarihte derin izler bırakmışlardır, diye sözünü kesti genç kız. Ama zaman düşüncelerinin gerçekleştiğini kanıtlamadı. Sorunu başka açılardan ele alalım. Kendisini üstün gören bir halk, öteki halkları aşağı görür. Dikkat et, işte size bir örnek. Eskiden bir Romalı, kendisini öteki ülkelerin krallarından daha üstün görüyordu. Romalılar Almanya ormanlarında atalarınızla yüz yüze geldiklerinde kaşlarını çatarak şöyle bağırdılar. İşte aşağılık bir halk, barbar toplumlar. Unutma ki bizler hala yaşıyoruz. Romalılar artık yok. Soyumuz zamana karşı dayandı. Bundan sonra da varlığımızı sürdüreceğiz. En güçlü olan biz değil miyiz? Ne gurur. Bekle, zaman bana hak verecektir konuşurken Furona genç adamın elini tuttu. Bu dokunuşla Carlos'un yüreği daha hızlı atmaya başladı. Bu heyecan çok gülünç diye düşündü. Sabır diye yineledi Furona hiç sıkıntı çekmeden. Bizler savaşçı ve galibiz. Amacımıza ulaşmak için hiçbir gücün karşısında gerilemeyiz. Çok çeşitli durumlara kendimizi uydurmasını biliriz. Hintliler, Moğollar ve Zenciler Almanya'yı hiç yenebildiler mi? Hayır diyorum. Sert olan Hintliler yumuşaklıktan anlamazlar. Zenciler uysaldır ama köleliğe alışmıştır. Kendisine efendi ister. Çinliler de suskundur. Bu insanlarda eksik olan her şeyi Anglo-Saxonlarda bulabilirsiniz. Ya da Almanlarda. Bizi hangi ırk baskı altına alabilir? Slav soyunu unutuyorsunuz, dedi Corliss. Frona'nın yüzü karardı. Slavlar, evet, Sıla, bu gri sakal ve çocuklar dünyasının tek yeni vermesidir. Ama buna gelecek karar verecektir. Bunu beklerken güçlerimizi hazırlayacağız. Belki öyle çabuk harekete geçeriz ki bu yeni yetme büyümesini durdurur. İspanyolların ateşli silahları sayesinde Aztekleri yok ettiğini bilmiyor musunuz? Bizler bir süre sonra dünyaya egemen olup bilimsel kaynaklarımızın yardımıyla Sılavları yok edeceğiz. Ben Scorless kuşkuyla başını salladı ve kahkahayla güldü. Oo dedi Prona. Sanıyorum benim yargımı gülünç buluyorsunuz. Belki bizler toprağın tuzuyuz. Çünkü onu istemeye cesaret ediyoruz. Gerçekten de coşkunuzun bana geçtiğini hissediyorum. Bizler belki Tanrı'nın seçkin kulları değiliz. Ama doğanın seçtiği insanlarız. Toprak bize kalıtım yoluyla geri geliyor. Şimdi benimle alay ediyorsunuz siz hiç öne geçmediniz mi? Kuzeye neden geliyorsunuz? Bu size kalmışsa. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Frona başını çevirdi ve yeni geleni selamladı. Kaptan Alexander, siz tanıdığım olun. Kaptan iki gencin elini sıktı ve gülümsedi. Neye tanık olacağım? Aa, evet. Sizi tanık gösteriyorum, iyi dostlarım. Birlikte bir cehennem takımı kursak. Kürek mahkumları ve denizin tanrıları. Sıcak ve derin bir sesle söylemişti bu dizeleri kendinden geçen Frona. Adamın iki elini tuttu. Corliss'ın canı sıkıldı. Frona'nın başkalarıyla böyle içten olmasını istemiyordu. Frona, kaptan Aleksandr'a tartışmanın konusunu açtı. ''Slavları hiç tanımıyorum. Onların sert ve çalışkan insanlar oldukları söylenir. Ben beyaz ırkın dünyasının en güçlü ve en güzel insanları olduklarını söylerim. Hintli'yi ele alalım.'' beyaz adam ona her konuda geçer. Çalışmada, avcılıkta ve balık avcılığında. Alaska yerlileri çok uzun zamanlardan beri yüklerini sırtlarında taşır. Şu anda altın arayıcıları daha ağır yükleri omuzlarında daha uzak yerlere taşıyor. Geçen Mayıs ayında kraliçenin yaş günü nedeniyle ırmakta kayık yarışları düzenledik. Bu yarışta yerli takımlarını yendik. Onlar kürek kullanmasını çocukluklarından başlayarak öğrenir. Oysa içimizden birçoğu yerli kayığını yetişkin yaşa gelmeden görmemiştir. ''Ama bu neden?'' diye sordu Corliss. ''Nedenini bilmiyorum. Ben yalnız sonuçlarla ilgilenirim. Sanıyorum ki biz onların başaramayacağı pek çok şeyin üstesinden gelebiliriz. Onlardan daha başarılıyız.'' Frona Corliss'a yenmiş gibi baktı. ''Yenildiğinize itiraf edin.'' dedi ona. Hadi gidip yemek yiyelim. Bu konular kafamızı karıştırdı. Babamın da düşüncesini alalım. Bay Keller'ınki de daha sonra iyice tartışırız bu konuyu. Buzlar diyarı Nordland kanı kamçılıyor ve insanlara öteki iklimlerin veremediği bir canlılık ve güç veriyordu. Horlas'la Frona arasındaki dostluk da gittikçe ilerliyordu. Sık sık genç kızın babasının evinde buluşuyor ve birlikte çıkıyorlardı birbirlerinin yanında olmaktan zevk duyuyor, küçük anlaşmazlıkları abartmadan karşılıklı mutlu oluyorlardı. Prona Vance gücünü beğeniyordu. En çılgın düşlerinde bile, çok akıllı da olsa, eciş bücüş biriyle ilişkiye girmek istemiyordu. Kendi soyundan güçlü ve düzgün vücutlu adamlara gururla bakardı. Ona göre bir erkek, her şeyden önce mücadeleci olmalıydı varlıkların doğal ayıklanması kuramına ve fiziksel ve ahlaksal nitelikleri olanın üstünlüğüne inanıyordu. Doğal eğilimler konusunda da aynı ilkeyi savunuyordu. Biri kendisini çekiyor muydu? İçgüdüsel olarak ona bırakırdı kendini. Güçlü kasları olan güzel bir vücuda bakmaktan mı hoşlanıyordu? Hayranlığını saklamazdı. İnsanlık tarihi yargılarını destekliyordu çıt kırıldım ve kadınsı erkekler her zaman yenilmiş ve dünyadan silinmişti. Dünyaya egemen olanlar yalnızca güçlerdi. Kendisi de güçlerin arasında doğduğundan soyunun yazgısını paylaşmak istiyordu. Ama yine de akıllıca şeylere karşı duygusuz kalamıyordu. O da erkekçe nitelikler istiyordu. Ağlayıp sızlanmalar, kararsızlıklar ve güçsüzlüklerden nefret ederdi. İnsan aklı sonsuz düşler için yaratılmamıştır. Bir şeyler üretmesi, mücadele etmesi ve başladığı işi bitirmesi gerekirdi. Bedensel yapısı iyi olmayan, güzel sesli bir erkek sanatçı onun hoşuna gidebilirdi. Ama her şeyden önce aynı adamın güçlü bir vücudunun olmasını da isterdi. Frona ile Corliss arasında büyük bir ruhsal yakınlık vardı. Corliss'da kalabalığa kaçmayan büyük bir fizik güç seziliyordu. Zihinsel olarak da yetenekliydi. Frona kendisine Corliss'a iten şeyin ne olduğunu açıklayamıyordu. Kendisini içgüdülerine bırakmıştı. Aralarındaki ufak tefek anlaşmazlığa karşın, yaşam konusundaki önemli sorunlarda aynı düşünceyi paylaşıyorlardı. Kız onun ağır başlılığını ve ince mizah duygusunu seviyordu yerine göre ciddiydi. Yerine göre de şaka yapmasını iyi biliyordu. Yürekliliği, çalışma gücü, ileri görüşlülüğü onda bulduğu önemli niteliklerdendi. Duygularını ve coşkularını saklamasını iyi biliyordu. Yeni yaşamın ona bazı özellikler daha kazandıracağını sanıyordu Frona. Bu genç ve kültürlü adamın gerçek yaşamla kaynaşmaya gereksinimi vardı. Genç kız onun kişiliğine de sevgi duyuyordu bunun ne olduğunu tam olarak anlayamamıştı ama bu duygunun aşk olmadığını biliyordu. İlk önce Vance kendini ona doğru çekilmiş hissetmişti. Şimdiye kadar rastladığı kadınlar serüven peşinde koşan kadınlardı. Hiçbiri de yüreğini çarptırmamıştı. Frona Vels'e e rastlayınca içinde aşkın kımıldadığını duydu. Bunu baştan anlamamış, yeniliğin çekiciliği sanmıştı. Vance Corliss, Frona'da yalın bir yaşam sevgisi ve çok önem verdiği kültürün kaynaşmış olduğunu görüyordu. Tanımış olduğu bazı kadınlar çok bilgiliydi ama bu onlarda cila gibi duruyordu. Oysa Frona'nın bilgisi yapmacık değildi. Her şeyi değişik biçimde ve mantıksal olarak tartışıyordu. Corliss bazen Frona'nın mantığını biraz atak buluyordu ama bu durum konuşmasındaki tatlılığı hiç bozmuyordu. Kız onu yüksek tutkuları ve ani çıkışlarıyla büyülüyordu. Kuzey ülkesinin havasını soluduğundan başlangıçta onu şaşırtan bu içten arkadaşlığa daha hoşgörülü bakmaya başlamıştı. Daha önceleri bu açık sözlülüğü genç kızda aşırı serbestlik olarak görmüştü. Güneş ışığı altında ateş rengine bürünen saçlarının parıltısını seviyordu ayaklarına ve şimdi uzun eteklerin altında saklanan ayak bileklerine hayranlık duyuyordu. Gezinirken kendisine ayak uyduran ince bedenindeki güce tutkundu. Frona'nın damarlarında yaşama sevinci dolaşıyor ve doğuştan gelen bir incelikle tüm davranışlarına yansıyordu. Genellikle tüm erkeklerde olduğu gibi Corliss da fiziksel güzelliği akıl güzelliğinden ayırt edemiyordu. Ama Frona da her ikisi de uyum içindeydi. Corliss'ı ona doğru iten şey aşktı. Bundan kuşku duymuyordu genç adam. 9. Bölüm Yolda Bir Kadın Vance Corliss, Northland'ın geleneklerine çabucak alıştı. Bazı konularda fazla çaba göstermedi. Yemin etmekten nefret etmesine karşın insanların kaba bir dil kullanmalarını bir süre sonra doğal bulmaya başladı hizmetine bakan Carty adındaki teksaslı tüm konuşmalarının başında ve sonunda kaba bir dil kullanıyordu İlk önceleri Corliss buna kızdı ama sonraları alıştı giderek eğlenceli bile bulmaya başladı Davsa kentinde toplumsal yaşam ikiye ayrılmıştı Kışlada, Dansler'in evinde ve başka yerlerde belli düzeydeki tüm erkekler aynı düzeydeki kadınlarca konuk edilirdi çaylar, balolar, akşam yemekleri ve bazı eğlenceler düzenlenirdi. Ama bu toplantılar erkekleri doğru dürüst doyuramazdı. Henüz gerçek anlamda kulüplerin kurulmamış olduğu bu genç ülkede erkekler erkekliklerini barlarda gösterirdi. Bu modaya yalnızca papazlar ve misyonerler uymazlardı. Bu salonlarda ticari konular tartışılır, son haberler yorumlanırdı herkes çok iyi dosttu. Altın kralları ve köpek sürücüleri yeni gelenlerle eskiler aynı düzeydeydiler. Buralarda oyun masaları, dans pistleri vardı. Buranın geleneklerini bozmaktan çekinen Corliss, bu yeni yaşam biçiminden zevk almaya başladı sonunda. Corliss'taki bu değişme fazla gürültü çıkarmamasına karşın bu Frona için böyle olmadı. Genç kızın özgürlük anlayışı Davsa toplumunun küçük ve dar çevresinde hoş karşılanmadı. Gözü pekliliği iyice ilerleten genç kız barlara gitmeye başlayınca herkesi şaşırttı. Vance Corliss'la aralarındaki anlaşmazlık da bu yüzden çıktı. Yanaklarını yakan soğuk havada köpeklerin yanında yolda koşmaya bayılıyordu kız. 1 Kasım günü hava eksi 18 dereceyken kızağını çıkardı köpekleri koştu ve ırmağın buzları üzerine sürdü. Kentin dışına çıkınca kızaktan atlayıp koşmaya başladı. Kızağa binip inerek, koşarak yerli köyünü geçti. Geyik postu ırmağını dolanıp buz tutmuş ırmaktan yeniden geçti. Gidişinden saatler sonra kentin öteki ucunda Yukon'un karşı kıyısına ulaştı. Kızak yoluna girmek istiyordu. Ama 15 metre ileride yumuşak kara gömüldü ve soluk soluğa kalan köpekler yavaşlamak zorunda kaldı. Irmak kıyısı boyunca düşen kayalığın altında köpeklerinin başında yürüyordu. Yolunun üzerinde karın içine oturmuş, Davsa kentine bakıyormuş gibi görünen bir kadın gördü. Kadın ağlamıştı. Buz tutmuş bir damla gözyaşı yanaklarında parlıyor, nemli gözlerinde derin bir umutsuzluk okunuyordu. O diye bağırdı Frona. Kadına yaklaşarak, yaralı mısınız? Size yardım edebilir miyim? Böyle karın üstüne oturmayın, donacaksınız. Yanaklarınız buz tutmuş bile. Kadının yanaklarını bir avuç karla ovdu ve ısıyla canlanan yüzüne baktı. Kadın ayağa kalktı. Özür dilerim, sağ olun, ben iyiyim, biraz önce oturmuştum, dedi. Zarif bir hareketle kürküne sarındı sıkıcı. Frona kadının güzelliğini fark etti. Hayranlık dolu bakışlarıyla çok güzel kürküne ve makosenlerinin kıyısına işlenen incilere baktı. Gizlice kaçmak istedi. Bana bir şey olmadı, dedi kadın. Kendi isteğimle durdum burada. Geniş, ıssız beyazlığa bakıyordum. Frona kendini güçlükle tutarak, anlıyorum diye karşılık verdi. Bu görüntü sizi etkiliyor. Oysa ben bundan çok hoşlanırım bu iç karartıcı sert yollar, hüzünlü görünüm benim hoşuma gider. Yaşam biçimlerimizin farklılığından kaynaklanıyor bu kuşkusuz, dedi yabancı kadın. Görünümün pek etkisi olmaz. Herkes onu kendi açısından yorumlar. Biz olmasak bile görünüm aynı kalırdı. İnsan ele değmemiş olarak ama... Kadının sesi acıklı bir kahkahaya dönüştü. Frona dona kaldı. Köpeklerine doğru dönerken kadın kolunu uzattı. Benimle biraz kalır mısınız? Diye yalvardı. Siz Jacob versin kızı Frona versiniz değil mi? Frona başıyla doğruladı. Kadına gizli bir merakla baktı. Bu yabancı kadını tanımak istiyordu. Birbirlerinden farklı olan yanları nelerdi? Doğa yasaları ikisini de benzer yaratmıştı. Onları yalnızca insanların yargıları ve toplumsal sınırlar ayırıyordu. Frona hafifçe titredi ve doğal olmasına çalıştığı bir sesle İsterseniz ısınmak için biraz yürüyelim. Durmadan önce böyle soğuk olduğunu bilmiyordum. Köpeklerine seslendi. Hadi King, Sandy, yürüyün. Sonra arkadaşına döndü. Ben dondum. Siz de çok iyiyim. Sağ olun. Bu koşudan sonra giysileriniz terden ıslanmıştır. Oysa ben kürkümün içinde sıcacığım. Size hastanenin önünde kızaktan inerken gördüm karların kraliçesi gibi kayıyordunuz ırmakta. Bu spordan çok hoşlanıyorsunuz galiba. Size imreniyorum. Aa, evet, buz üstünde koşmasını çok severim. Yaşamım boyunca da köpeklerle birlikte oldum. İki kadın yürümeye koyuldu. Bu yabancı kadını tanımayı çok istemesine karşın Frona ona soru soramıyordu. Kadın otoriter bir ses tonuyla konuşmaya başlayınca rahatladı. Bana kendinizden söz edin. Bu ülkeye biraz önce geldiniz. Daha önceleri neredeydiniz? Frona kendinden söz etti. Konuşurken karşısındakinin kendisi hakkında bir yargıya varmaması için özen gösterdi. İşte, varmak istediğiniz yola geldik. Burada sizden ayrılıyorum, dedi kadın. Son kayalığı aşıyorlardı. Kadın Frona'ya kızakların çıktığı dar boğazı gösterdi. Dalsaya dönmüyorsunuz demek, diye sordu Frona çok geç oldu. Hayır, ben Frona kadının kararsızlığı karşısında şaşırdı. Ama ilk adımı kendi atmıştı. Geri dönmek istemiyordu. Birlikte dönelim dedi kız. Sonra arkadaşa hakkında yanılmadığını göstererek ekledi. Bu beni hiç sıkmaz. O zaman kadının yüzü kızardı ve ikinci kez elini genç kıza uzattı. Hayır, hayır, rica ederim diye kekeledi. Ben gezintime tek başıma devam etmek isterim. Bakın, biri var. Yola varmışlardı. Frona'nın yüzü kızardı. Boğazdan çıkan hafif bir kızak ona doğru geliyordu. Köpeklerin yanında bir adam koşuyordu. Adam onları eliyle selamladı. Mens diye bağırdı Frona. Burada ne arıyorsunuz? Sendikanız istifçiliğe mi başladı? Hayır, biz bu kadar aç değiliz. Corliss'in yüzü bu beklenmeyen karşılamadan kızarmıştı. Frona'nın elini içtenlikle sıktı ve ekledi. "Kartiyi kuzeyde altın aramaya gitmek için beni bıraktı. Dilbişeva, benim yanıma gelmek isteyip istemediğini sormaya gidiyorum. Frona'nın yanındaki kadına bakmak için başını çevirdi. Genç kız, Corliss'in öfkeyle yüzünü astığını gördü. İçinden erkeklerin haksızlığına baş kaldırmak geliyordu ama duruma engel olmaya gücü yetmediğinden çıkacak fırtınayı bekledi. Kadın sanki bir tokattan sakınmak istercesine geriledi, yüzünde yalvaran bir anlam okunuyordu. Vance ona buz gibi bakışlarla baktı. Daha sonra da sırtını döndü. Yabancı kadının dudakları tiksinirmiş gibi büküldü, gözleri kötü kötü parladı. Ağzını açıp kötü şeyler söyleyeceği anda gözleri Frona'ya takıldı ve yüzü gevşedi. Genç kıza üzgün gülümsedi ve sessizce yola indi. Frona tek söz etmeden kızağına atladı ve uzaklaştı. Biraz sonra ardından Corliss'in köpekleri yetişti. Sessiz isyanı birden patlamaya dönüştü. Kaba adam ne olacak? Bu sözler bir kamçının şaklaması gibi sessizliği yırttı. Bu hareketi beklemeyen Corliss bir an ne diyeceğini, ne yapacağını şaşırdı. Alçağın birisiniz siz. Frona, beni dinleyin. Hayır, boş yere özür dilemeyin. Bağışlanmayacak bir davranışta bulundunuz. Sizden böyle bir davranış beklemiyordum. Çok iğrenç. İğrenç olan onun sizin yanınıza gelmeye cesaret etmesi, sizinle konuşması ve sizinle birlikte olması. Güneş herkes için parlar diye karşılık verdi kız. Görgü kurallarını unutmayın. Pö, görgü kurallarıymış. Kız ona döndü ve öfkesini kustu. Toplum bu kadını dışlıyorsa sizi neden kabul ediyor? Bu yalancı sofa halinizde ona çamur atmaya ne hakkınız var? Benimle böyle konuşmanıza dayanamam. Furana'nın kızağını tuttu. Kız öfkesine karşın Korlas'ın bu davranışından gizli bir zevk duymuştu. Görürüz bakalım, alçak seni, diye yineledi kız adam ona dokunmak istermiş gibi elini uzattı. Kız kamçısını göz verircesine kaldırdı. Korlas gerilemedi. O zaman Frona kamçıyı şaklattı. Uzun kamçı köpeklerin sırtına hızla indi. Kamçıyı yeniden kaldırarak hayvanları kışkırttı ve biraz sonra Korlas'ı geçti. Genç adamdan değil de kendinden kaçmak istiyordu. Büyük bir hızla kıyıya tırmandı kentten fırtına gibi geçti. Evinin önünde durdu. Şimdiye dek hiç böyle öfkelenmemişti. Soğukkanlılığını yitirmekle kalmamış, kendisinden korkmuş ve utanmıştı. 10. Bölüm Açıklamalar Ertesi sabah yatak keyfi yapan Corliss, Jacob Wells'in yerli hizmetçilerinden biri olan Baz tarafından yataktan kaldırıldı. Adam ona Frona'nın yolladığı küçük bir kağıt verdi genç kız maden mühendisine ilk fırsatta kendisini gelip görmesini rica ediyordu. Corliss bu haberin anlamını uzun uzun düşündü. Özellikle bir gün önceki olaydan sonra Frona'yı hiç anlamaz olmuştu. Onunla sonsuza dek bozuşmak mı istiyordu? Onu aşağılamak mı istiyordu? Yoksa dünkü davranışından utanıp da özür mü dilemek istiyordu? Kağıtta kendisiyle neden konuşmak istediğini belirten hiçbir ipucu yoktu. Yalnızca görüşmek istediğini bildiriyordu. Öğleye doğru merak ve kaygıyla Velsler'in evine doğru yollandı. Frona ona her zamanki içtenliğiyle karşıladı. Kız daha bir şey bile söylemeden elini uzatışından her şeyin yolunda olduğunu anladı. ''Sizi gördüğüme sevindim'' dedi kız. Dünkü davranışım yüzünden duyduğum üzüntüyü size açıklamadan rahat edemeyeceğimi anladım. Çok utanıyorum. Üzülmeyin. Önemli bir şey değildi. Genç adam kıza doğru bir adım attı. İnanın bana davranışınızın nedenini anlıyorum, diye ekledi. İyi yürekliliğinize hayranlık duyuyorum. Aslında bu duygularınız saygıya değer duygular. Ama toplum açısından ne yazık ki hoş görülmüyor.'' bana karşı suç işlemiş değilsiniz. Bu nedenle üzülmeniz yersiz. Bu sizin iyiliğinizden geliyor, dedi kız kibarca. Ama bunun yanlış olduğunu biliyorsunuz. Size hakaret ettim. Bana ne kadar kızsanız haklısınız. Hayır, olamaz, hayır. Kızın vereceği karşılığı önlemek istercesine elini kaldırdı. Evet, evet kendime kızmam için yeterince nedenlerim var. Tek özürüm de şu, bu kadın beni çok etkilemişti. Siz geldiğinizde ağlamak üzereydim. Ne yaptığımı anımsıyorsunuzdur. Bu zavallı yaratığa karşı büyük bir acıma duyarken size karşı büyük bir öfke duydum ve öfkem baskın çıktı. Hiç böyle sinirli olmamıştım. Zaten değilimdir. Ben de değilim. Oo, evet. Böyle kendinizi nasıl tutabiliyorsunuz anlatın. Oturmaz mısınız lütfen? Sizi böyle ayakta gören ilk sözümle kapı dışarı edeceğimi sanır. ''Dünkü kadar korkunç görünmüyorsunuz.'' dedi genç adam gülerek. Sandalyesini, furonayı iyice görebileceği bir yere çekti. ''Size alçak demek cüretini gösterdim. O zaman benden tiksinmişsinizdir değil mi? Az daha size vuracaktım. Kırbacı başınıza doğru kaldırınca kendinizi savunmak için elinizi bile kaldırmadınız. Ben buna yüreklilik derim.'' ''Siz vurduktan sonra köpeklerinizin elinizi yakalayıp sizden sevecenlik beklediklerini fark ettim.'' Ve bu yüzden de, dedi alaylı bir sesle, belki, demek beni bağışlıyorsunuz. Bana kızmamanız koşuluyla, beni çok sevindirdiniz. Ama sizin bağışlanacak bir şeyiniz yok. Siz de, ben de içimizden geldiği gibi davrandık. Şuna inanın ki, benim bakış açım sizinkinden daha insanca. Ah, anlıyorum, diye bağırdı kız. Dün sizin kişiliğinize saldırmıyordum. Ben temsil ettiğiniz topluma saldırıyordum. Bu yüzden öfkeme hedef oldunuz. Anlıyor musunuz? Evet, çok iyi anlıyorum. Beni dar kafalı, tutucu bir adam olarak görüyorsunuz. Haksızlık ediyorsunuz. Birkaç dakika önce davranışınızın kuramsal olarak çok iyi olduğunu ama toplumsal açıdan kınanacak bir davranış olduğunu söylemiştim size. Beni anlayamıyorsunuz Vance. Dinleyin. Dünyayı değiştirmeyi ummuyorum ve bu işte erkeklerin yargılarını kabul ediyorum. Bunu uygun görmüyorum ama insan olarak soruna başka açıdan bakmaya hakkım var sanırım. Dün ait olduğunuz toplumun oldukça sert düşüncelerini savundunuz. Genç kız erkeğin elini tuttu. Böylece iki öğretiyi savunmuş oluyorsunuz. Birisi seçkinler için, öteki de sürünün kalanı için değil mi? Sonuçta siz kuramsal olarak demokrat, uygulamada ise bir aristokrat mısınız? Tüm bunlar iki yüzlüye benziyor biraz. Görürüz. ''Siz insanların eşit ve özgür doğduklarına inanıyorsunuz değil mi? Ama dil bir yanınızda çalışmasını söyleyeceksiniz. Doğuştan sizinle eşit olan bir insanı hizmetçiniz yaparak ilkelerinize ters düşmüş oluyorsunuz. Hayır, ben yalnızca bu eşitlik ve hak kavramlarını değiştirmek istiyorum.'' ''Bu durumda mahvoldunuz demektir.'' diye neşeyle bağırdı kız. ''Rica ederim, sonsuz tartışmalarla zamanımızı boşa harcamayalım.'' bana bu kadından söz edin. İşte, pek de hoş olmayan bir konuşma konusu daha, dedi Corliss. Hakkında bilgi edinmek istiyorum. Bu ne işinize yarayacak? Frona sabırsızlanarak ayağıyla yere vurdu ve genç adama baktı. Güzel biri, çok güzel. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz Vance? Evet, çok güzel. Gerçekten de, dedi genç kız. Ama güzel olduğu kadar acımasız ve sinsi. Ama yine de onu yolun üstünde tek başına gördüğümde yüzü yumuşadı. Gözlerinden de yaşlar akıyordu. Belki de sizin için gizemli kalacak olan yanlarından birini iç güdümle gördüm. Beni öyle alt üst etti ki sizi yolda gördüğümde yalnızca bu kadının üzüntüsünü düşünüyordum. Erkek sözünü kesti. O geçen hafta bir gecede Jack Darcy'ye ait 30 bin dolarlık altın tozunu kumarda yitirdi. Dorsey zaten gırtlağa kadar borç içinde. Ertesi sabah adamı karda buldular. Beynine bir kurşun sıkmıştı. Furona muma doğru gitti. Parmağını aleve tuttu. Sonra ona, Corliss'ın gözlerinin önüne mumun yaktığı yeri görebilmesi için yaklaştırdı. İşte bir örnek. Ateş değerli bir nimet. Onu yanlış kullandım ve cezamı çektim. Ateşin yalnızca doğa yasalarına uyduğunu unutuyorsunuz. Oysa Lutzel kendi isteğini kullanmakta özgürdür. Elindeki tüm kozları oynayabilir. Özür dilerim ama Dorsey'in de özgürce oynama hakkı olduğunu unutuyorsunuz. Bu kadının adı Lucille değil mi? Onu daha iyi tanımak isterdim. Corliss irkildi. Frona, sözlerinizin beni neden ne incittiğini bilemezsiniz. Neden? Çünkü, çünkü... E Genç adam birden durdu. Biri salona giriyordu ağır adımlar yaklaştı. Siz rahatsız etmiyorum ya. Div Hemi anlamlı anlamlı gülümsedi ve çevresine baktı. Hiç de değil diye karşılık verdi Corliss. Üçüncü kişinin gelişiyle biraz rahatladık. Çünkü kavga etmek üzereydik. Değil mi Bayan Vels? Aslında, dedi kız. Başlamıştık bile. Gerçekten de biraz hareketli görünüyorsunuz, dedi Div, divan yastıklarına yayılarak. Kıtlık ne durumda? diye sordu Corliss. Yardım sandığı bir şeyler yapmayı düşünüyor mu? Bayan Frona'nın babasının ileri görüşlülüğü sayesinde yardım sandığına başvurmak gereksiz olacak. İnsanları açlıkla öyle korkuttu ki, 3000 bin kişi buz üstüne indi. 3000'i bini de gizlice kaçtı. Herkes köpeklerini ve malzemelerini ucuza satıp yiyecek alıyor. İnanın bana, şimdi vurgunun tam zamanı. Köpekler yok pahasına satılıyor. İlkbaharda göç yeniden başlayınca değeri çok artacak. Şimdiden yüz kadar köpek topladım. Her biri bana yüz dolar kazandırır en azından. Buna inanıyor musunuz? Hem de nasıl? Size bir sır vereceğim. Gelecek hafta Vespa'ya köpek alması için iki genç göndereceğim. Ne yaptığımı bilirim ben. Bu ülkede bunca yıl boşuna papuç eskitmedim. Frona kahkahayla güldü. Şeker işini yoluna koydunuz galiba diye. "A, hayır." diye karşılık verdi gülümseyerek. Bu arada gerçeği anımsattı bu bana. Dört haftalık yeni bir gazetem var. Adı Citadel Postası. Birleşik Devletler mi, Almanya mı? Bu kadar çabuk değil. Amerikalı iki eliyle onları susturdu. "Onu yine de okumuş olmalısınız." diye sordu iki genç. "Evet, ilanlarına kadar bir satır bile atlamadan. Öyleyse söyleyin bana." diye başladı Furman. Bu... Sakin olun Bayan Frona. Bırakın da amaçlarımı açıklayayım. Bu gazete bana 50 dolara mal oluyor. Postayı Klondike City'de yakalayıp satın aldım. Kente gelinceye dek beklemiş olsaydı bu dala onu 100 dolara satardı. Ama bu gazetede ne yenilik var bu? Size dediğim gibi bu gazete bana 50 dolara mal oldu. Gelen tek gazete o. Herkes de haberleri öğrenmek için can atıyor. Bu nedenle seçkin kişileri bu akşam buraya davet ettim. Bayan Frona, en uygun yer burası. Gazeteyi yüksek sesle okuyacaklar ve bundan çok hoşlanacaklar. Tabii onları evinize kabul ederseniz. Tabii Dev, buyursunlar. Çok kibarca bir övgülerini eliyle susturdu. Kabul edeceğinizi biliyordum. Dediğiniz gibi şeker yüzünden canım sıkılıyor. Bu akşam gazeteme bir göz atmak için gelenler beş fincan şeker ödeyecek. Beş büyük fincan beyaz, kızıl ya da topak şeker. Onlardan küçük bir kağıt imzalamalarını isteyeceğim. Yarın da adamlarından birini evlerine yollayıp şekerleri toplatacağım. Fırının yüzü sarardı. Sonra gülümsemeye başladı. Çok eğlenceli olacak. Olay çıkarsa kötü. Öyleyse akşama görüşelim diye. Anlaştık. Size söz veriyorum. Salonunuza konukları kabul ettiğiniz için herkes sizi kutlayacak. Babam da beş fincan verecek. Bunun için onu zorlayacağım, Div. Div'in gözleri kurnazlıkla parladı. Şeker toplayıp toplayamayacağımı mı düşünüyorsunuz? Adam ayağa kalktı ve eklemlerini çatırdattı. Zamanımı boşa harcamadım. Konuklarımız bütün gece ayakta kalırlarsa, Div Harney'e olan borçlarını ödemek için sabahleyin erken kalkmak zorunda kalacaklar. 11. Bölüm Dawson'un Gazinosu Barın bir köşesinde piyanoya dayanmış olan Vance Corliss, Albay T.T. Dewey ile gevezelik ediyordu. Albay canlı, sinirliydi. Aklaşmış saçlarına ve 60 yaşına karşın 30 yaşındaki biri gibi genç duruyordu. Amerikan hükümetinin gönderdiği eski maden mühendisi olarak Klondike'da İngiltere'nin çıkarlarını savunan Corliss kadar sayılıyordu. Bu iki adam arasında çok içten bir dostluk kurulmuştu birbirlerine de çok yardımları dokunuyordu. İki ülkenin büyük kapitallerini elinde tutan bu iki başkan arasındaki anlaşma herkesin hayranlığını kazanıyordu. Salonun havası tütün dumanından ağırlaşmıştı. Kürk ve canlı renkli sıcak yünlü kumaşlar giyinmiş yüz kadar adam duvar boyunca dizilmişti. Konuşmaların uğultusu dostların toplantısını andırıyordu gün bitiminde tüm ailenin toplandığı büyük ev salonu gibiydi sanki. Büyük sobanın yandığı bu odayı petrol lambaları ve mumlar aydınlatıyordu. Yirmi kadar çift bir valsın ahengine uyarak dönüyordu. Burada ağır gece giysileri görünmezdi. Adamların başlarında kurt derisinden başlıklar, ayaklarında da geyik derisinden makosenler vardı makosenli birkaç kadın dışında dans edenler ince satenden iskarpin giymişlerdi. Balo salonunun dibindeki bir kapı başka bir odaya açılırdı. Burası daha da kalabalıktı. Müzik kesilince bardak şangırtıları, oyun fişlerinin şakırtıları ve ruletin tıkırtıları duyuldu. Balo salonunun öbür giriş kapısı birden açıldı ve kürkler giyinmiş bir kadın göründü. Onunla birlikte sıcak odaya soğuk oldu. ''İyi akşamlar sevgili Lucille. Vallahi çok güzelsiniz.'' dedi Albay T.T. Divay. Genç kadına dönerek. Kadın başını salladı, gülmeye başladı ve mantosunu çıkarırken adamla konuştu. Corliss ona çok yakın olmasına karşın Lucille ona dikkat etmedi. Dans etmek isteyen yarım düzine kadar adam onun albayla konuşmasını bitirmesini bekliyordu.'' Müzik başlayınca kadın uzaklaşmak üzereyken Corliss birden kendisini kadının önünde buldu. En derin özürlerimin kabulünü rica ederim diye başladı. Kadın öfkeyle parlayan bakışlarını ona doğru kaldırdı. Ciddi söylüyorum diye sürdürdü Corliss elini uzatırken. Size çok kaba ve alçakça davrandım. Beni bağışlar mısınız? Kadın duraksadı sonra alışkanlığın vermiş olduğu uysallıkla erkeğin elini tuttu. Yüzü yumuşamış, bakışları tatlılaşmıştı. Teşekkür ederim, dedi yalnızca. Ama beklemekte olanların sabrı taşıyordu. Kurt postundan kasket giymiş genç bir adam kadını kollarının arasına aldı. İçi rahatlamış olan Corliss arkadaşının yanına döndü. Lucille gözleriyle izleyen albay rezalet diye bağırdı. Vance onun düşüncesini anladı. ''Şunlara bakın. Kahkahalar, gülmeler, şarkı söylemeler, cehennem gibi sanki. Yalnızca Lucille'dan söz etmiyorum. Herkes öyle. Şu melek yüzlü ve yılan dilli meyap. Dawson'dakilere eğlendirmek için İngiltere'den gelen şu ihtiyar Yosma Martel'a bakın hele. Ya şu Laura? Çok iyi bir aile anası olabilirdi. Açıkça söylemek gerekirse biz burada iyiyiz yine de.'' yeni ülkeye hep en iyiler gelir. Yeni bir sosyal ve ekonomik incil getirecek olan yeni bir İsa'yı saygıyla selamlarım. Dünyanın buna çok gereksinimi var. Dans aralarında salon boşalırken oyuncular şişe mantarlarının sesleri gelen küçük odadan piste hücum ediyordu. Albay ve Corliss, elli kadar kadın ve erkeğin oturmakta olduğu bara doğru ilerledi. Lucille ve kurt postundan kasket giymiş adamın yanına sıkıştılar. Doğrusu adam çok yakışıklıydı. Yanakları kırmızıydı. Göz bebeklerinde yumuşak bir parıltı yansıyordu. Sarhoş değildi. Çünkü hareketleri çok ölçülüydü. Çok neşeli görünüyordu. Bazen yüksek sesle şakalar yapıyordu. Tam bardağını kaldırmıştı ki yanındaki adam koluna çarptı, şarap koluna döküldü. Adam gömleğinin yenini silkeledi ve hatırı sayılır bir küfür savurdu. Öteki adamın yumruğu, Lucille'la dans edenin çenesine öyle hızlı indi ki, adam Corliss'in üstüne yıkıldı. Küstah adam daha hızlı vurmaya başladı. Kadınlar arkaya kaçıştılar. Bazı erkekler de kavgaya karışmak için can atıyordu. Bazıları da iki rakip arasında kurala uygun bir dövüş olmasını istiyordu sarı kasketli adam açık açık dövüşeceği yerde ellerini yüzüne siper edip geri çekildi. İzleyiciler dövüşmesi için onu kışkırtıyordu. Adam geri dönüp iki büklüm oldu. Öteki yaklaşınca da kaçmak istedi. ''Bırakın onu'' dedi albay araya girmek isteyen Bense. ''Bu korkak dövüşmeyecek. Kendini savunmuş olsaydı geri çekilmesini hoş görürdüm.'' ''Onun dayak yemesine göz yumamam'' dedi Vance karşılık vermiş olsaydı bu dövüş öyle sert olmazdı. Sarı kasketli adamın burnu kanıyordu. Alnında da yara vardı. Corliss ayırmak için iki adamın arasına atıldı. Ama öylesine sert bir şekilde itildi ki dengesini yitirip sırt üstü devrildi. Daha ne olduğunu anlamaya fırsat kalmadan yerdeki adamın bir yumruğuyla sendeledi. Olayı gören Dil Bishop patronuna vuran adamın üzerine çullandı. Çevredekiler karar verince kargaşa başladı. Albay gençlik tutkularının geçmiş olduğunu unutarak üç ayaklı bir tabureyi yakaladı ve kavgaya karıştı. İzinde olan iki polis memuru da yanına geldi. Bir düzine adamla birlikte sarı kasketli adamı korudular. Kavga gürültüye karşın kadın yerinden kımıldamadı. Barın öteki ucunda garsonlar durmadan içki dolduruyordu bitişikteki salonda müzik çalıyor, dans devam ediyordu. Oyun oynayanlar da oyunlarını bırakmamışlardı. Dil Bishop öfkeden kuduruyor, gebertelim onu diye böğürüyordu. Corliss bir köpek sürücüsünün saldırısına yumrukla karşılık verdi. Her ikisi de yere yuvarlandı. Adam dişlerini Corliss'ın kulağına geçirmişti. Corliss kulağının kopacağını anlayınca işaret parmaklarını rakibinin göz bebeklerine batırdı hemen halk adama yöneldi ve tekmelemeye başladı. Her şey gözünde kararmıştı. Tek bir düşüncesi vardı. Kulağını kurtarmak. Parmaklarını batırdıkça dişler gevşiyordu. Biraz daha sıkınca dişler avını bıraktı. Parmağını biraz daha sıkmış olsaydı adam kör olacaktı. Corliss kargaşadan sürünerek çıktı ve kendini barın yanında buldu. Kavgadan hoşlanmış olduğunu anladı. O da ötekilerle aynı hamurdan yoğrulmuştu. Bir organını yitirme korkusu bir anda 20 yıllık eğitimi silip götürmüştü. Sağlık kurallarına uygun olarak yapılan jimnastikle göğüs göğüse dövüşmek arasındaki ayrımı anlamıştı artık. Güçlükle doğrulup tezgahın kıyısına tutunurken iki adım ötede sincap postundan bir parka giymiş olan bir adamın elindeki bir bardağını albaya atmak üzere olduğunu gördü. Elleri kalem ve deney kabı tutmaya alışkın olmasına karşın Corliss'ın parmakları kendiliğinden kasıldı ve pargalı adamın çenesine sıkı bir yumruk patlattı. Adam bir abardağını bıraktı ve yere yıkıldı. Vance şaşırdı bir an. Sonra ömründe ilk kez birini yumrukla yere yıkmış olmanın sevinciyle titredi. Albay ona bakışlarıyla teşekkür etti ve bağırdı. ''Çıkın Corliss, kapıya doğru gidin.'' Kapılar açılmadan kavga düzene girdi. Taburesine tünemiş olarak duran albay adamları ayırdı ve gazino çok hızlı müşterilerine dışarı attı. Bu kavgada ötekiler gibi bitti ve halk dağıldı. Düzeni sağlamak için iki polis geldiğinde Corliss, albay, Bill Bishop ve ardında sarı kasketli adam caddeye çıkıyordu. ''Kan ve ter, kan ve ter'' diye bağırıyordu albay. ''Yaşamak buna denir.'' Bugün kendimi 20 yaş gençleşmiş hissettim. Corliss, sizi bütün kalbimle kutlarım. Açık söylemek gerekirse, sizden böyle bir davranış beklemiyordum. Beni şaşkına çevirdiniz bayım. Yaptıklarıma ben de şaşırdım. Etki kendini yavaş yavaş göstermeye başlamıştı. Rahatsızlanmak üzere olduğunu anladı Vance. Tabureyi çok iyi kullanıyordunuz gerçekten albay. Çok şaşırdım. Değil mi ya? Bu işten çok gurur duyuyorum doğrusu. Albay kolunu kaldırdı ve hala elinde tuttuğu silahı salladı. Ötekilerle birlikte gülmeye başladı. Sokağın köşesinde biraz durunca yardım ettikleri adam sordu. Baylar, hanginize teşekkür borçluyum? Benim adım Vincent, Gregory Saint Vincent. Adınız ne dediniz? diye sordu Dilbişip, birden ilgilenerek. Saint Vincent, Gregory Saint Vincent. Dilbishop'ın yumruğu bir yay gibi fırladı ve St. Vincent karların üstüne yuvarlandı. Ani bir hareketle albay tabureyi kaldırdı ve öfkeli madenciyi tutmak için Corliss'a yardım etti. ''Aklınızı mı kaçırdınız siz Dilbishop?'' diye bağırdı Corliss. ''İğrenç herif, onunla hesabım daha bitmedi.'' diye karşı koydu Dilbishop. ''Bırakın beni, rica ederim. Ona dokunmayacağım artık, söz veriyorum. Bırakın beni.'' kulübeye gidiyorum. İyi geceler. Saint Vincent'ın ayağa kalkmasına yardım ederlerken Vance albayın bıyık altından güldüğünü gördü. Çok acayip ve beklenmeyen bir şeydi diye açıkladı albay daha sonra. Albay Saint Vincent'ı evine kadar götürdü. Kulübeye varınca Corliss dördüncü kez dilbişiba, ona neden vurdunuz diye soruyordu. Rezil herif diye homurdandı madenci battaniyelerin arasından. Neden ona vurmamı engellediniz? Hak ettiğinin ancak yarısını aldı. 12. Bölüm Gregory St. Vincent Bay Herney, size rastladığıma çok sevindim. Siz Div Herney değil misiniz? Div Herney başıyla onayladı. Saint Vincent Prona'ya döndü. Bilseniz dünya ne kadar küçük Bayan Wells. Bay Herney ile ben eski ahbabız. Eldorado kralı adamı iyice inceledi ve biraz sonra bağırdı. Durun, buldum. Eskiden iyice tıraşlıydınız. 86 yılı ya da 87 sonbaharı ya da 88 yazı. Öyle bir yıldı. 88 yılının yazında Stewart Irmağı'nda geyik yüklü bir salın vardı. Et bozulmadan Bethpaya gitmem gerekiyordu. Siz de Yukon'dan Linerman gemisiyle iniyordunuz. Ben günlerden çarşamba olduğunu, ortağım da cuma olduğunu iddia ediyordu size başvurup gerçeği öğrenmiştik. Bir pazar günüydü. İyi aklımda kalmış. Bundan aşağı yukarı dokuz yıl önce. Et dilimlerini, un ve maya karşılığı sizinle değiş tokuş etmiştik. Sizi yeniden gördüğüme çok memnun oldum. Elini uzattı. Saint Vincent'la el sıkıştılar. Beni görmeye gelin, diye üsteledi Divherney uzaklaşırken. Tepenin üstünde çok rahat küçük bir evde oturuyorum. Bir tane de Eldora'da da var. Kapımı hiç kilitlemem. İçeri girip istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Böyle çabuk ayrıldığım için bağışlayın beni. Ama alacağımı, şeker fincanlarımı toplamak için gazinoyu dolaşmam gerek. Bayan Frona size öyküyü anlatır. Siz gerçek bir öncüsünüz Bay Saint Vincent, dedi Frona. Her neyin şeker öyküsünü anlattıktan sonra. Dokuz yıl önce ülke çok vahşi olmalı siz de ülkeyi baştan başa dolaştığınızı söylüyorsunuz. Hem de o çağda. Bunu bana anlatın. Gregory St. Vincent omuzlarını silkti. Söyleyecek fazla bir şeyim yok. Yaşamımın bu dönemi başarısızlıklarla dolu. Övüneceğim bir şey olmadı pek. Yine de anlatın. Bu ülkedeki ilk başarısızlığınız size iyi bir ders olmuştur. Ne yapmak istiyordunuz? Adam genç kızda uyandırdığı ilgiden çok memnun olmuştu. Madem ki istiyorsunuz size birkaç cümleyle serüvenlerimi özetleyeyim. Dünya çevresinde yeni bir yol bulma gibi delice bir düşünce kurdum. Bilim ve gazetecilik sevdasıyla Alaska'ya geçmeye sonra da Bering Boğazı yoluyla Sibirya'dan Avrupa'ya inmeye karar verdim. Güzel bir girişimdi. Henüz boş ülkeleri dolaşmak iyi bir serüven olacaktı. Ama ne yazık ki boğazı açtıktan sonra başarısızlığa uğradım. Hep Tamara'nın yüzünden. Gerisini anlatmayayım. Gerçek bir gezginsiniz siz, diye bağırdı Bayan Showell ellerini çırparak. Modern bir yulas. Ama Otello'ya benzemekten çok uzak, diye karşılık verdi Furon'a. Dili pek tembel, öykünün en ilgi çekici yerinde bizi merakta bıraktı. Merakımızı yarıda bıraktınız Bay St. Vincent. Tamerlan'ın yolculuğunuzu nasıl yarım bıraktığını öğrenmeye can atıyoruz. Saint Vincent gülümsedi ve kendinden söz etmek istemediğini saklamak için çaba gösterdi. Tamerlan, Doğu Asya'yı ateşe ve kana buladığı, devletleri devirdiği, kentleri yakıp yıktığı zaman kabileler darmadağın oldu. İnsanlar da kıtaya çil yavrusu gibi dağıldı. Fatihlerin önünden kaçan bir kısım halk Sibirya'ya, kutbun çevrelerine sığındı. Canınızı sıkmıyorum ya. Hayır hayır diye bağırdı bayan şoval. Öykünüz çok ilgi çekici. Siz de dinleyenlerin ağzını açık bırakmayı iyi biliyorsunuz. Devam edin rica ederim. Kısa keseceğim söz veriyorum. Bu kaçan Moğol asıllılar olmasaydı yolculuğumu sürdürecektim. İsteğim dışında yağlı tenli bir prensesle evlendim. Kabilelere karşı savaşacağım yerde Petersburg'a kadar yola devam ettim. Ah şu kahramanlar! Bazı şeyleri kapalı geçerek insanı daha da meraklandırırlar değil mi Frona? Bize yağlı tenli prensesinizden söz edin. Altın simsarının karısı Saint Vincent'a ateşli gözlerle bakıyordu. Adam Frona'ya bakarak ilgisini anlamak istedi ve sürdürdü. Kıyıda oturanlar deniz adamları da denen eski moğlardı. Onlardan köpek ve yiyecek satın alırdım. Bana çok iyi davranırlardı. Ama onlar içlerde oturan Ren adamlarının boyunduruğu altındaydılar. Bu adamlar çok vahşiydi. Ben kıyıdan uzaklaşınca saldırıp malzemelerimi aldılar ve beni tutsak ettiler. İçlerinde Rus yok muydu diye sordu Bayan Shovel. Ruslar mı? Ren adamlarının arasında mı? Adam bu soruya kahkahayla güldü. Toprak alanı bakımından onlar çara bağlıydı ama yönetim bakımından hayır. Bu hükümdarın adını bile bilmezlerdi sanırım. Unutmayın ki Sibirya'nın kuzey batısı kutup karanlığındadır. Pek az kişi bilir orayı. Gidenler de geri dönemezler. Ama siz ben kural dışıyım. Neden öldürülmedim bilinmez. İlk önce kadınlar ve çocuklarca horlandım. Bu insanlar acımasızdırlar. Birçok kez kendimi öldürmek istedim. Bu acı yaşamdan ayrılamamanın nedeni hayvanlaşmış olmamdır. Açlıktan, soğuktan ve dayaktan yarı ölü durumda gerçekten de sonunda iradesiz bir hayvan olup çıktım. Bunları düşündüğüm zaman karabasan görmüş gibi olurum. Beynimde dolduramadığım boşluklar var. Yine de beni bir kıza bağladıktan sonra vahşi bir hayvan gibi kabileden kabileye dolaştırdıklarını anımsıyorum. Bu ölü bölgede nereye kadar gittiğimi bilmiyorum. Kendime geldiğimde ele geçirildiğim yerden binlerce kilometre uzaktaydım. İlkbahardaydık. Karanlık geceden çıkınca yeni bir yaşama gözlerimi açmış gibi sandım kendimi. Bir kıza belimden kayışlarla bağlıydım. Kayışı iki elimle tuttum. Çünkü köselenin sürtünüşüyle derim soyulmuştu. Kurnazca düşünerek kendimi sevimli ve uysal gösterdim. O akşam dans ettim, şarkı söyledim. Elimden geldiğince bu insanları eğlendirmeye çalıştım. O çağlarda Ren adamları deniz adamlarıyla alışveriş ederlerdi. Kabileden bir kadın her nasılsa eline oyun kağıtları geçirmiş. Onlara türlü kağıt oyunları gösterdim. Her türlü şaklabanlığı yapıyordum. Böylece bana güven duymaya başladılar. Daha iyi yemeye ve giyinmeye başladım bir süre sonra önemli biri olmuştum. İhtiyarlar, kadınlar, daha sonra da başkanlar bana gelip akıl danışmaya başladı. Tıp alanındaki azıcık bilgimle onların güvenini kazandım. Tutsakken başkanların arasında yer almaya başladım. Savaşta ve barışta benim dediklerimi yapıyorlardı. Rengeyi bu vahşiler için para gibi geçerliydi. Kabileler arasında rengeyi sürüleri yüzünden Kavga gürültü eksik olmazdı. Yavaş yavaş onlara savaş hilelerini ve savaşmayı öğrettim. Kabile de sözü geçen biri oluyordum. Ama özgürlük yolunda bir adım atamıyordum. Kendimi vazgeçilemeyen biri olarak gösterip amacıma ulaşmıştım. Bana güveniyorlardı. Ama göz önünden de hiç uzak tutmuyorlardı. Rahatça dolaşabiliyordum. Adamlar alışveriş yapmak için kıyıya indikleri zaman beni yanlarına almazlardı. Tek sıkıntım buydu. Yönetim biçimlerini de değiştirmeyi başardım. Düşman kabilelerle yaptıkları savaşlarda başarılı olmaları için 20 kadar komşu kabileyi birleştirdim. Beni de federasyon başkanı yaptılar. Bir süre sonra bu yaptığıma pişman oldum. Çünkü yaşlı başkanlardan biri bunu gurur konusu yapıp ayrılmak isteyince onu yatıştırmak için kızı Iswunga ile evlenmek zorunda kaldım. Çünkü kendisi böyle istemişti. Ben de federasyon başkanlığından ayrılmayı önerince kabul etmedi ve ''Sonra ne oldu?'' diye mırıldandı Bayan Şovul. ''İsfunga ile evlendim, zavallı kız. Onu son olarak Kay Kurulu'nda gördüm. Çünkü yıkanmak istemiyordu.'' ''Ah tanrım!'' diye bağırdı Bayan Şovul. ''Saat on olmuş. Kalanını bu akşam dinleyemeyeceğim için üzgünüm, Bay Vinson. Beni de görmeye gelin.'' serüveninizin arkasını dinlemeye can atıyorum. Ben de öyle, dedi Frona. Saint Vincent kasketinin bağlarını bağlıyor, başlığını indiriyordu. Gösterişten nefret ederim, dedi. Buna kapılmak çok kolay. Eskilere, sert ayaklara bakın. Kendilerine ne de gururlu at takmışlar. Çünkü uzun süredir bu yörede yaşıyorlar. Vahşi gibi davranıyor ve bundan da gurur duyuyorlar. Ben buna böbürlenme derim onları katı bir şekilde yargılıyorsunuz, dedi Frona. Beğendiği kahramanları savunmaya hazır durumda. Ben de gösterişçilerden nefret ederim. Ama bu madenciler hangi iklimde olurlarsa olsunlar olağanüstü olurlardı. Bu özellikleri nedeniyle de yeni ülkeler onları çekiyor. Normal insan evinde oturur. Düşüncenize katılıyorum Bayan Wells, dedi Saint Vincent. Genelleme yapmak istemezdim. Ama bazıları bu işi fazla büyütüyor. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi genellikle açık sözlü ve namuslu insanlardır onlar. Öyleyse artık tartışmıyoruz Bay Vincent. Yarın akşam bize gelir misiniz? Noel için bir tiyatro oyunu hazırlayacağız. Değerli yardımlarınızdan yararlanırız. Hem siz de sıkılmamış olursunuz. Tüm gençler, işçiler, memurlar, polis memurları, maden mühendisleri ve güzel kadınlar bayrama çok önem verirler sizin de hoşunuza gideceğinden kuşkum yok. Elbette, anlaştık, geleceğim, dedi elini sıkarken. Yarın akşama görüşmek üzere, iyi geceler. İşte iyi yürekli bir adam, dedi kız kapıyı kaparken. Tam da soyumuza yarışır biri. 13. Bölüm İki Rakip Gregory, Seyit Vincent kısa zamanda Dawson Sosyetisi'nin en gözde adamlarından biri oldu. Basın birliğinin temsilcisi olduğundan yüksek memurlara ve ülkenin etkili kişilerine sıcak tavsiye mektupları taşıyordu. Ünü yavaş yavaş arttı. Buna karşın öyle alçak gönüllü ve sırdaş görünüyordu ki. Başarıları kimsenin gözüne batmıyordu. Rastlantı sonucuymuş gibi eski tanıdıklarını buldu. Eskiden Jacob Wells'le ile karşılaşmıştı. Bundan aşağı yukarı bir ay sonra hastane yöneticisi olarak görevine gitmekte olan Peder Barnum'la Saint Michael'ın 200 kilometre kuzeyinde karşılaştı. Pekin ve Batless gemilerinin İngiliz kaptanı ve başka bir ihtiyar 9 yıl önce onu Fort Yukon'da görmüşlerdi. Böylece genelde yeni gelenlere çekingen davranan Dawson halkı onu bağrına bastı. Özellikle kadınlar, ona çok ilgi gösteriyordu. Oyun düzenlemekte, tiyatroyu yönetmekte çok ustaydı. Hiçbir bayram o olmayınca iyi geçmiyordu. Ibsen'a karşı büyük bir hayranlık besleyen Furona bebek evini oynamak istedi. Ve kendisi de Nora rolünü üstlendi. Corliss Torvald rolünü almak zorundaydı. Ama tiyatroyla ilgileneceğini pek sanmıyordu. Acele bir işi olduğunu öne sürerek rolünü bırakmak istedi. Saint Vincent hiç güçlük çıkarmadan onun rolünü üstlendi. Ama Corliss yine de bir provada bulundu. Belki çok yorgun olduğundan, belki de oyun sırasında Vincent'ın rol gereği Frona'ya fazla sarılmasından olacak bir daha da piyes provalarında onu kimse görmedi. Gerçeği söylemek gerekirse işleri çoktu. Yollarda koşuşturup durmadığı zamanlarda Jacob Wells'e kapanıyor ya da albayla kalıyordu. İşlerinin önemini yalnızca Jacob Wells anlıyordu. Çünkü maden işindeki milyonlarca doları yönetiyordu. Corliss her şeyden önce çalışan ve gerçekleştiren biriydi. Kitaptan öğrenmiş olduğu bilgilerin yeterli olmadığını anlayınca işi uygulamaya döküyor, canı çıkasıya çalışıyordu. Kendisine böyle sorumluluk isteyen bir işi yükleyen adamlara şaşırıyordu. Bunu Alba'ya da söyledi. Genç adamın bazı konulardaki yetersizliğini anlayan adam, Corliss'ın alçak gönüllülüğünü takdir etti ve ona gerekli öğütleri verdi. Dil Bishop, Corliss'ın hizmetinde çalışmayı kabul etti. Çünkü böylece ülkeyi baştan başa gezmiş olacaktı. Güzel köpeklerin çektiği iyi donatılmış kızaklarda gözünü ve kulağını dört açtı. Patronunun çıkarlarına dokunmadan bölgelerdeki tüm bilgileri kafasına yerleştiriyordu. İyi yönetici olan Corliss adamlarına iyi para ödüyor ve onlardan gerektiği kadar çalışma istiyordu. Onun hizmetine girenler ya onu göklere çıkarıyor ya da onunla kavga edip işten ayrılıyordu. Wells genç mühendisin çalışmalarını çok beğeniyor, onu her yerde övüyordu. İlk günler Fransa ondan çok hoşlanmıştı ama Corliss öyle meşguldü ki kız onu daha seyrek görmeye başladı. Oysa Saint Vincent boş zamanının büyük bir bölümünü onun yanında geçiriyordu. İyimser tavırları kızın hoşuna gidiyordu. Corliss'in yokluğunda sık sık birlikte oluyorlardı. Frona ile Saint Vincent arasındaki bu arkadaşlık Corliss'in hoşuna gitmiyordu. Genç kızla birlikte olduğu o kısa anlarda onun varlığına dayanamıyordu gazinodaki kavgaya tanık olan Corliss ve öteki adamlar Saint Vincent'tan hoşlanmıyor, onun arkadaşlığına pek önem vermiyorlardı. Bir iki kez Tridway Saint Vincent'ın aleyhine konuşmaya kalkıştı. Ama kadın hayranları onu öyle savundular ki albay susmak zorunda kaldı. Bir gün Corliss, Bayan Shovel'a onun yiğitliğini anlatırken dudak bükmüştü. Frona'nın yanakları kızarınca ve yüzü asılınca bir daha da bu konuda dikkatli olması gerektiğini anladı. Başka bir günde gazinodaki olayı anımsatma budalalığında bulundu. Ama o akşam ne Frona ne de Saint Vincent kendisine hiç yüz vermedi. "Olayı biliyorum." diye sözünü kesti kız. "Saint Vincent bana bu olaydan söz etti. Sanırım tanıştığınız o akşamki olay bu. Onun için yiğitçe dövüşmüşsünüz." Siz be albay, size hayranlık duyuyor. Corliss eliyle karşı çıkar gibi yaptı. Yok yok, eminim bundan, dedi kız. Çok iyiymişsiniz. İnsanın içindeki saklı duran kabalığı dışa vurması ne güzeldir. Bu arada içimizdeki iyilik meleği kavgayı izleyici gibi bakar. O anda gözü dönmüş gibi vuran ben değil, içimdeki hakemdir. İçimdeki ilkel kişi harekete geçer. Ah, Keşke ben de erkek olsaydım. Corliss alaylı alaylı gülmesini engelleyemedi. Fırına savunmaya geçti. Şunu açıkça söyleyin bunları duymadınız mı o anda? İçinizdeki ilkel insan uyanınca kavgaya karışmadan duramadınız değil mi? Corliss adama ilk yumruğu attığı andaki coşkunluğu anımsadı ve başıyla doğruladı. Gururlandınız değil mi? Belki de utandınız ha? diye sordu kız her ikisi de, dedi adam. O anda gururlandım ama geceleyin de utancımdan uyku uyuyamadım. Ya şimdi? Aklıma ve mantığıma karşın gurur üstün durumda. Kendime olan güvenim arttı sanıyorum. Bu kavgayı ben başlatmadım. Yalnızca soylu amaçlarla katıldım. Bunun içinde hiç üzüntü duymuyorum. Gerekirse yeniden yaparım. Çok iyi diye bağırdı Frona. Gözleri parlıyordu. Ya Saint Vincent nasıl davrandı? O mu? Ah, kuşkusuz onurlu davranmıştır. O anda öylesine meşguldüm ki kendimden başkasıyla ilgilenemedim. Ama o sizi gördü değil mi? Olabilir. Bu konudaki bilgisizliğimi hoş görün. Bu işin sizi böyle ilgilendireceğini bilmiş olsaydım yanımdakilere daha dikkat ederdim. Gerçekten de bu konuda henüz çok toyum. Fazla konuşmadığı için mutlu olan Corliss uzaklaştı. Saint Vincent'ın sır tutmuş olmasına sevinmişti. O olayları anlatırken alçak gönüllüydü her zaman. Bundan sonraki sahne miller gregg yolu üzerindeki bir kampta geçiyordu. Corliss orada hükümetin verdiği arazide büyük çapta bir iş üzerinde çalışıyordu. Dil Bishop her zamanki saldırgan haliyle kadere çatıyordu yine. Kahve hazırlamak için buz eriten madence Şans bana yardım ederse bu lanet ülkede bir mum bile yakmam, dedi. Mum yerine petrol mu kullanacaksınız, diye sordu Corliss. Petrolün canı cehenneme. Cebim para dolu olarak Tanrı'nın ülkesine doğru yola çıktığımda yolumun üzerinde yalnızca duman göreceksiniz. Yanında kızarmış patateslerle güzel bir bifteye ne dersiniz? İşte ilk yemeğim bu olacak. Daha sonra bir hafta boyunca canım ne çekerse yapacağım. San Francisco'da, Seattle'da neresi olursa olsun. Sonra bir de bakmışsınız ki metaliksizsiniz ve iş arıyorsunuz. Hayır, soyunuza diye öfkelendi Dilbişip. Paramı güvenceye alacağım. Sonra ver elini Kaliforniya. Orada bir çiftlik almayı eskiden beri düşlerim. Kırk bin dolar sayacağım. Karnımı doyurmak için. Orada burada sürtmek istemiyorum artık. Bunu uzun uzun düşündüm malımı işletmek için adamlar tutacağım. Gelir üzerinden bir kahyaya yüzde verirsem her şey yoluna girer. Altın arama çılgınlığın tuttuğunda beni uzaklaştırmak üzere de ahırlarımda iki güzel at hazır bekleyecek. Çiftliğinizde ev olmayacak mı? Tabii, duvarlarına sarmaşıklar tırmanacak. Arka bahçesindeki sebze bahçesinde havuç, lahana, ıspanak gibi sebzeler yetişecek. Evimi bir de kadın süsleyecek evlilik, serüven tutkusunun biricik çaresidir. İşte uzun zamandan beri bunları düşünüyorum. İnanın bana Corliss, siz de evlenmelisiniz. Hem de gecikmeden. Sözümü dinleyin ve bekarlıktan hemen vazgeçin. Corliss kahkahayla güldü. Şaka etmiyorum. Sizin büyüğünüzüm ben. Bu konuda çok şey bilirim. Davsında çiçek gibi bir kız tanıyorum. Onunla evlenirseniz çok sevinirim. Birbiriniz için yaratılmış gibisiniz. Corliss, dil Bishop'ı işlerine karıştıracak kadar yakın görüyordu kendini. Yolda geçirilen kamp gecelerinde insanlar arasında toplumsal ayırım ortadan kalkardı. Karşılık vermeden Corliss fırındaki peksimeti çevirdi. ''Neden denemiyorsunuz?'' diye üsteledi Bishop. ''Bu genç kız hoşunuza gitmiyor mu? Bana hoşunuza gidiyor gibi geliyor. Yoksa onu gördükten sonra düşteymiş gibi eve dönmezsiniz.'' sırası gelmişken şansınızı denemelisiniz. Bakın, başıma gelenleri anlatayım size. Emi diye birini tanımıştım. Ama altın tutkusu içimi yakıp kavurduğundan bir yerlerde duramıyorum. İşte o zaman kara marsık gibi bir adam kızın çevresinde dolanmaya başladı. Tam kıza açılacağım anda bir avuç altın peşine düştüm yeniden. Döndüğümde kız başkasıyla evlenmişti. Gazetelerde yazı yazan o adama dikkat edin. Ondan sakının. Kızın peşini bırakmıyor. Oysa siz orada burada dolaşarak meydanı ona bırakıyorsunuz. İnanın bana Corliss. Güzel kızı bir sabah kampa döndüğünüzde evlenmiş olduklarını göreceksiniz. Bundan eminim. O zaman da size yeni altın kaynakları aramaktan başka iş kalmayacak. Bu üzücü konuşma Corliss'ın hiç hoşuna gitmemişti. Ona susmasını söyledi. Ben mi susacağım? madenci bu soruyu öyle tuhaf sormuştu ki Corliss kahkahayla güldü. ''Peki benim yerimde olsaydınız ne yapardınız?'' diye sordu. ''Ben mi?'' ''İyiliğiniz için söyleyeyim. Dalsına döner dönmez onu görmeye gidin. Ona bir randevu verin. Tüm boş zamanlarınızı öteki adamı aradan çıkarmak için harcayın. İsteğinizi söylerken ayaklarına kapanmayın. Bu bir işe yaramaz. Fazla da onurlu ve gururlu olmayın ikisinin arasında davranın. Anlıyorsunuz değil mi? Sonra onun mutluluktan gülümsediğini görünce elini tutun. Tabii sahnenin nasıl olacağını kestiremem. Atak olun, gerilemeyin hiç. Evlilik önerisinin başarılı olması için yılmamak gerek. Eğer öteki budala işlerinize burnunu sokmak isterse hemen haddini bildirin. Bu ona gününü gösterir. Ya da en iyisi onu bir kıyıya çekip iki söz söyleyin ona sizin sıkı bir erkek olduğunuzu, kendisini ilgilendirmeyen işlere burnunu sokmamasını anlatın. Bishop ayağa kalktı, gerindi ve köpeklere yiyecek vermek için dışarı çıktı. Ağzını burnunu dağıtmayı da unutmayın, dedi arkasına dönerek. Bu iş canınızı sıkarsa beni yardıma çağırabilirsiniz. Bu onun sonu olacaktır, yemin ederim. 14. Bölüm Aşk İlanı Size söylediğim gibi Bayan Bels, okyanusu, uçsuz bucaksız tuzlu suları, dalgaları, fırtınadaki ve sakin denizlerdeki gemileri, her şeyi bilirim ben. Onlar da beni tanır. Ama bana tatlı sudan, yerli kayıklarından, ceviz kabuklarından söz edin. Bir esintiyle, bir iç çekişle, hızlı bir yürek atışıyla hepsi de devrilir. Ne yazık ki bu güzel duyguları henüz tatmadım.'' Baron Cobert'ın acı acı gülümsedi ve konuşmasını sürdürdü. ''Bunları çok güzel buluyorum. Her zaman böyle bir spor yapmayı düşünmüşümdür. Günün birinde yapacağım.'' ''Bu hiç de zor değil.'' dedi Vincent. ''Değil mi Bayan Wells?'' ''Biraz soğukkanlılık, dengeli düşünme, biraz fizik yeterli.'' ''Evet, gergin telin üstündeki bir cambaz gibi.'' ''Ah Baron, siz adam olmazsınız.'' dedi Fron'a gülerek yerli kayıkları konusunda bizden daha bilgili olduğunuza eminim. Bunu siz nasıl bilebilirsiniz bir kadın olarak? Nedenli hoşgörülü olursa olsun Amerikan kadınının yürekliliği ve özgürlüğü Kubert'ı hep şaşırtırdı. Yerli kayığını kullanmayı nereden öğrendiniz? Daya'da. Çok küçükken yerlilerin arasında öğrendim. Önümüzdeki ilkbaharda buzlar çözülünce. Bay Vincent'la birlikte size ilk dersinizi vereceğiz. Böylece de uygar ülkeye birkaç yeni beceriyle dönmüş olursunuz. Hoşunuza gideceğinden eminim. Böyle sevimli bir öğretmen olursa, diye mırıldandı Baron. Söyleyin Vincent, bu sporda başarılı olacağıma inanıyor musunuz? Siz içe kapanık, alçak gönüllü biri olarak onu seviyor musunuz? Baron Frona'ya döndü. Vincent'la ben eskiden beri tanışırız. İşte bu yüzden ona takılıyorum. Öyle değil mi Vincent? Gregory başıyla olurladı. Frona gülerek sordu. Dünyanın öteki ucunda bir yerlerde karşılaşmışsınızdır sanırım değil mi? Yakahoma'da diye kısaca karşılık verdi Vincent. On bir yıl önce, kiraz mevsiminde ama baron büyük bir yanlışlık yapıyor bence. Ben daha kendimden söz etmeye yeni başlıyorum. Henüz bitirmedim. Zavallı dostluk kurbanı dedi Frona. Serüvenlerinizi öyle canlı anlatıyorsunuz ki, size yalvarmaktan kendimizi alamıyoruz. Bize bir kayık öyküsü anlatın, diye yalvardı baron. İyi olsun, saçlarımızı diken diken eden bir öykü olsun. Sandalyelerini Bayan Şoval'ın büyük sobasının çevresine çektiler. Vincent, Bucks Kanyonlu burgacından beyaz korkunç serüvenlerinden, kendisini tehlikeli geçitte tek başına bırakan arkadaşının alçaklığından söz etti. Bu olay 9 yıl önce Yukon henüz bulunmamışken olmuştu. Yarım saat sonra Bayan Shovel arkasında Corliss olduğu halde soluk solağa eve geldi. ''Ah bu tepe, nefes nefese kaldım.'' diye mırıldandı ayakkabılarını çıkarırken. Biraz sonra konuşmasını sürdürdü şanssızlık peşimizi bırakmıyor. Bu piyesi oynayamayacağız bir türlü. Bayan Lyndon'ı oynayamayacağımı söyleyecek herkes. Krokstad ırmaktan yola çıktı. Ne zaman döneceğini tanrı bilir. Corliss'a dönerek açıkladı. Krokstad, yani Bay Maybrick, öte yandan Bayan Alexander, baş ağrıları tuttu. Dışarı çıkamıyor. Bugün prova yapamayız. Ne sıkıcı yaşam. Kadın tiyatrovari bir durum aldı ve yüksek sesle okudu. Evet, ilk büyük korkumu yaşıyorum ama bir gün geçti ve bugün bu evde inanılmayacak şeyler gördüm. Helmer'ın her şeyden haberi vardır. Bu bahtsız gizle yaşamıma son vermeliyim. Ey Krogstad, sensiz yaşayamam ve siz de bir yerli kayıyla kaçıyorsunuz. Sizi artık göremeyeceğim. Herkes alkışladı. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Bu kaçağı getirdiğim için beni bağışlarsınız umarım. Corliss'ı öne itti. Ah özür dilerim. Sizi tanıştırmadım henüz. Baron de Coburton. Bay Corliss. Baron zengin bir altın damarı bulur bulmaz onu Bay Corliss'a satmanızı öneririm. Kendisi Krezus kadar zengin. Ne olursa satın alıyor. Bir şey bulamasanız bile. Yine de sözümü tutun. Bay Corliss meslekten yetişme bir insanseverdir buna inanacak mısınız? dedi kadın bütün gruba dönerek. Bu genç adam benimle buraya kadar gelme kibarlığını gösterdi. Yolda gevezelik ediyorduk. Kapının önüne gelince provada bulunmak için içeri girmek istemedi. Ama provanın yapılmayacağını öğrenince fikrini değiştirdi. Şimdi aramızda. Miller Creek'ten geldiğini söylüyor. Onun karanlık işler çevirdiğini kim söyleyebilir? İşte kanıtı, diye sözünü kesti Frona. Benson cebinden çıkan bir pipo kılıfını parmağıyla göstererek ''Bir pipo, kutlarım.'' Kız ona elini uzattı ve sıktı. ''Tüm bunlar dirin suçu.'' dedi adam gülerek. ''Öbür dünyada bu günahın cezasını çekecek.'' ''Bana gelince bu iyileşmeyi onaylıyorum.'' dedi Furon'a. ''Sizde eksik olan şey ara sıra küfür etmeniz.'' ''Ah emin olun, onu da beceririm.'' Küfretmeden sabahtan akşama kadar köpek sürülmez ki. Her türlüsünü bilirim. Ne yazık ki koleksiyonumdaki en güzel küfürleri kadınların karşısında söyleyemem. Size söz veriyorum. O diye bağırdı bayan Şovul. Eliyle kulaklarını tıkayarak. Baron ciddi bir sesle, hanımefendi, kuzeyin köpekleri yüzünden ruhlarımız cennetten kovulacak, değil mi baylar? dedi. Corliss'la Vincent onayladılar ve köpek öyküleri anlatmaya başladılar. Vincent ve Baron komiserin karısıyla yemeğe kaldılar. Frona ve Corliss birlikte tepeyi indi. Yolu uzatmak için sanki anlaşmış gibi düz yoldan ayrıldılar. Bu soğuk ve açık aralık gününde cılız öğle güneşi aralarında gölgeleri uzatarak kuzeye doğru yükseldi ve sanki utancını saklıyor gibi ufukta gözden gitmeye başladı buz üzerinde yansıyan eğik ışınları havayı yanıp sönen tozlarla dolduruyordu. Bu büyüleyici güzellikte makosanlarıyla karları ezerek ve soluklarıyla buharlar saçarak yürüyorlardı. Gökyüzü kubbesinin altında kent sonsuz beyazlıktaki bir nokta gibi görünüyordu. Belli belirsiz çığlıklar ve sesler onlara kadar geliyordu. Durup kulak kabarttılar bir köpek havlaması ve ayak sesi işitildi. Biraz sonra salyalı ağızlarından dilleri sarkan buz tutmuş köpekler tepeyi tırmanıp patikayı döndü. Kızağın üstündeki uzun ve dar sandık yükün ne olduğunu gösteriyordu. İki köpek sürücüsü sallanarak yürüyen bir kadın ve bir papaz cenaze alayını oluşturuyordu. Köpekler tepeyi tırmandı dualar ve ağlayıp sızlamalar arasında ceset tepenin yamacındaki buzdan mezarına indirildi. İşte bir fatih daha diye içini çekti Frona. Corliss da aynı şeyi düşünüyordu. Biraz sonra mırıldandı. Evet, inanç ve güç dolu bu serüvencilerden biri. Soğuğa ve açlığa karşı savaşan adamlardan biri. Dünyaya egemen olmak için neden Kuzeylilerin geldiğini şimdi anlıyorum. Frona ona baktı. Vance konuşmasını sürdürdü. Aslanlar gibi dövüştük. Yangın insanların evlerini yok etti ve her yeri kana buladı. Biz uyuduk. "Bunları yeniden duyuyor musunuz Vance?" diye sordu Frona, elini erkeğin elinin üstüne koyarak. "Bunu anlamaya başlıyorum. Kuzey eğitimimi yeniliyor ve eski düşüncelerim değişmiş olarak aklıma geliyor. Ufukta alçalan güneş Frona'yı kızıla boyamıştı. Corliss kendi soyundan gelen bu güzel kıza bakıyordu. Kızın ince bedeni parıldayan havada yükseliyor, saçlarında altın tozları oynaşıyor ve buz parçacıkları kirpiklerini beyazlaştırıyordu. Corliss yüzyıllık geleneklerin tutsağı olmuştu. Geçmiş önünde canlanıyor, varlığının derinliklerinde eski savaşların sarsıntısı çınlıyordu fırtınaların uğultusu ve köpüklü dalgaların çağaltısı, 20 yüzyıl süren savaşların uğultusu gibi çınlıyordu kulaklarında. Kızın ellerini tutkuyla yakaladı. Furona, karım olmak ister misiniz? Şaşıran kız, soran gözlerle baktı. Ne demek istediğini anlayınca geri çekildi. Güneş, dünyaya son solgun bakışıyla baktı ve karardı üstlerindeki tepede cenaze alayının köpekleri acı acı havlıyordu. Benz, Frona'nın ağzından çıkacak sözcükleri beklemeden susturdu. ''Konuşmanızın yararı yok.'' dedi. ''Cevabınızı biliyorum. Duygusuz biri gibi davrandım. Hadi, inelim.'' Irmağın kıyısına varınca, yaşamın gürültüsü içinde konuşma gereğini duydular. O zamana dek Corliss, gözleri hüzünle kıza dikili olarak yürümüştü. Furona da başını sağa sola çevirerek arkadaşının yüzünde bir anlam yakalamaya çalışıyordu. Bıçkahaneye giden tahtadan yola barınca, Corliss düşmesin diye kızın kolundan tuttu. Bakışları karşılaştı. ''Özür dilerim.'' dedi kız duraksayarak. ''Sizden böyle bir soru beklemiyordum. En azından şu anda. Yoksa konuşmamı engellerdiniz değil mi?'' dedi Corliss acı bir sesle. ''Evet, üzülmeyesiniz.'' diye. ''Benz, ben, ben Klondike'a evlenmek için gelmedim. Başlangıçta sizden hoşlandım. Yine de hoşuma gidiyorsunuz ama... Ama beni bir koca olarak görmediniz hiç. Bana bunu anlatmaya çalışıyordunuz değil mi?'' Hem konuşuyor hem de kırılmış gibi bakıyordu kızı. Bir ara gözleri Frona'nın sevimli ve içten gözleriyle karşılaştı. O zaman onu sonsuza dek yitirme düşüncesiyle sersemledi. ''Ah!'' eğer ciddi olmadan evlenmeyi düşünmüş olsaydım, neden? Bunu açıklamakta güçlük çekerdim. Sizde öyle nitelikler buluyorum ki. Ben sözünü kesmek istedi ama kız sürdürdü. Ben de canlı bir dostluk ve içten bir arkadaşlık duygusu uyandırıyorsunuz. Başka bir şey değil. Daha fazlasını da istemezdim. Duygularım daha derin olsaydı, Tanrım, o zaman size evet derdim. İstenmeyen bir konuğu kabul eder gibi. Bana yardımcı olacağınız yerde konuşmamızı neden güçleştiriyorsunuz Vance? Sözlerim canınızı sıkıyorsa sizi üzmek bana zevk mi veriyor sanıyorsunuz? Sizi ne kadar üzdüğümü biliyorum ve sizi reddederken de çok iyi bir dostumu yitireceğimin farkındayım. Üstelik arkadaşlarımdan ayrılırken yüreğim yağ bağlamaz hiçbir zaman. Anlıyorum hem arkadaşınızı ve hem de sevgilinizi aynı anda yitirmekten korkuyorsunuz. Ama bunların yerleri kolayca doldurulur. Ne olacağımı biliyordum zaten. Benim için değişen bir şey yok. Zaman acıları dindirir. Yeni insanlarla tanışır, yeni yüzler görür, başka serüvencilerle karşılaşırsınız. Kız eliyle susturdu Vance'i. Vance, istediğinizi söyleyin. Sizinle kavga etmeyeceğim. Acınızı anlıyorum. Öyleyse en iyisi uzaklaşmak. Birden durdu. Bakın, harney orada. O sizi evinize götürür. Bana ve kendinize haksızlık ediyorsunuz, dedi kız. Bunu kesin ayrılık olarak görmüyorum. Şu anda bu üzücü durumu gereğince tartışacak durumda değiliz. Daha sakinleşince beni görmeye gelin. Hakkımdaki yargılarınıza layık değilim. Çocuk gibi davranıyorsunuz yaklaşan Eldorado kralına şöyle bir göz attı ve ekledi. Benz, arkadaşlığınıza çok önem veriyorum. Rica ederim, beni görmeye gelin. İyi ilişkilerimizi bozmayalım. Benz başını salladı. Liv Harney elini kasketine götürdü ve adımlarını yavaşlattı. Selam, benim geçen günkü önerimden neden yararlanmadınız? Dünden beri köpeklerin kilosu 10 dolar. Fiyatta durmadan yükseliyor. Eve dönüyorum. Siz de mi aynı yere gidiyorsunuz? Bayan Vance dönüyor. Ben değil, dedi Vance. Sonra da elini kaldırıp yarı döndü. Nereye gidiyorsunuz? diye sordu diye. Biriyle buluşacağım da. Yalan söylüyordu. Beni görmeye gelmeyi unutmayın sakın, dedi Frona. Korkarım ki işlerimden zaman bulamayacağım. Hoşça kalın. Ne adam diye bağırdı Div onun uzaklaşmasına bakarak. Bir yığın işin içine gömülür hep. Şu köpeklerden de ne demeye almadı ki? 15. Bölüm Dilbişab'ın Aklı Gün bitmeden Corliss yine de Frona'yı görmeye gitti. İnceden inceye düşünüp taşınınca davranışının budalaca olduğunu anladı. Şu anda çok acı çekiyordu Vance. Çünkü Frona'nın kendisi hakkındaki kötü düşünceleri onu Frona'yı yitirmekten daha çok üzüyordu. Genç kızın onu reddetmesini daha olgunca karşılayabilirdi. Bunları düşüne düşüne kızı görmeye geldi. Ona kışlaya kadar eşlik etti. Kız sabahki konuşmanın yaratmış olduğu sıkıntıyı hafifletmeye çalıştı. Benz, kıza kendisini rahatsız ediyorsa gidebileceğini söyledi. Bunu sizden nasıl isterim? Yerinizde olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Belki de daha çok kinlenirdim. Eğer benim yerimde siz, sizin yerinizde de ben olsaydım, dedi Vance. Sizi bağışlardım. Genç kız onu böyle görünce mutlulukla gülümsedi. ''Ama ne yazık ki böyle bir değişim için durumumuz uygun değil.'' diye ekledi Vance. ''Ah, buna inanıyor musunuz? Duruma göre toplumsal ön yargıları bir kıyıya atardım ben. Öyle mi? Buna cesaret. İşte yine büyütüyorsunuz. Kuşkusuz daha becerikli davranırdım. Amaçlarıma ulaşmak için tüm kadınca kurnazlığımı kullanırdım. Gerçekten mi?'' Tabii ya. Bu dünyadaki mutluluk payımı dövüşmeden bırakacak kadın değilim ben. Bu tür vazgeçmeler ancak kitaplarda ve çok duygulu insanlarda görülür. Babamın dediği gibi kavgacı bir soydan geliyorum ve inandığım her şeyi sonuna dek savunurum. Bu konuda yeri göğü birbirine katarım. Frona kışlanın kapısında Corliss'tan ayrılırken elini sıktı. Dostça gülümseyerek, çok sevindirdiniz beni dedi. Dostluğumuzun ne olursa olsun bozulmaması gerek. Beni görmeye eskisinden daha sık gelmenizi rica ediyorum. Anlaştık değil mi? Corliss birkaç anlamsız ziyaretten sonra Jacques Bels'in evinin yolunu unuttu. Öfkeyle işine dağıldı. Bazen Frona ile evlenmediği için kendisini kutladığı bile oluyordu. Ama bunun iki yüzlülük olduğunun da farkındaydı. Bazen evlilik yaşamının karanlık bir tablosunu çizerdi aklında. Ama yine de Frona'yı düşündüğü zaman açlığa benzer bir acı duyuyordu içinde. Onu unutmak için kendini forsalar gibi çalışmaya veriyordu. Buna karşın Corliss acısından ancak gündüzleri kurtulabiliyordu. Gece olunca bir bishop patronunun sıkıntısını fark ediyor, uykusunda konuşmasını dinliyordu madenci bunlardan önerisinin geri çevrilmiş olduğunu anladı. Suçu Vincent'a yükledi. Ona Frona ile birlikte sık sık rastlamıştı. Gazeteciye karşı duyduğu kin gitgide büyüyordu. Onun hesabını göreceğim diye homurdandı bir akşam. Kimin? diye sordu Corliss. Kimin mi? Şu alçak gazetecinin. Neden? Hmm, prensip meselesi. Geçen akşam onun canını okumama neden izin vermediniz? Bunu anımsayınca Corliss kahkahayla güldü. ''Ona neden yükleniyorsun böyle?'' ''Prensip meselesi dedim ya.'' dedi. Sonra sustu. Seyit Vincent'a atacağı dayağı göz ardı etmeden Dil Bishop işlerini hiç savsaklamıyordu. Eldorado ve Bonanza kavşağına varınca durmalarını istedi. ''Corliss, örgüç nedir biliyor musunuz?'' ''Evet, ben bunun bir fırsat olduğunu seziyorum.'' sizden şimdiye dek kendim için bir şey istemedim. Ama bu kez yarına kadar burada kamp kurmamızı istiyorum. Şu anda Kaliforniya'daki çiftliğimi görebiliyorum. Sanki olgun portakallarımı kokluyormuş gibiyim. Anlaştık, dedi Corliss. Ben daha iyisini yapacağım. Dawson'a gideceğim. Sen de arpalığını buluncaya dek burada kalırsın. Dinleyin Corliss. Size bunun bir hörgüç olduğunu söylüyorum ve sizin de bundan yararlanmanızı istiyorum. Boşuna yatsımayın. Kitaplardan bir yığın şey öğrenmişsiniz. Ayaklı laboratuvar gibisiniz. Toprağı gözlük olmadan iyice incelemek konusunda hizmetkarınız sizden daha yetenekli. Benim kendime göre kuramım var. Corliss sabırsızca kolunu havaya kaldırınca madencinin tepesi attı. İyi, benimle alay edin bakalım. Ama benim araştırmalarım sizin şu ünlü erozyon kuramınıza ve akarsuların yatak değiştirme kuramına dayanıyor. Meksikalı madencilerin arasında iki yıl boşuna yaşamadım. El Eldorada'daki altın nereden geliyor? Hiçbir yıkama izi olmayan bu ham altın. Ha? Söyleyin hadi. Gözlüklerinizi takmanın tam yeri. Eski kitaplar sizi miyop yapmış. ''İki yıl arasanız da bulamayacağınız Eldorada'da altın yataklarını size bir dakikada öğreteceğim. Size karşı gelmek için söylemiyorum. Yalnızca yarına kadar benimle kalın. Benimkinin yanında siz de bir çiftlik alırsınız.'' ''Pekala, kabul. Sen eski ırmak yatağını araştırmaya giderken ben de notlarımı gözden geçiririm. Size bunun bir hörgüç olduğunu söylememiş miydim?'' dedi Bishop, kırgın bir sesle. ''Burada kalmaya razı olmadın mı?'' Daha ne istiyorsun? Size meyve ağaçları olan bir çiftlik vermeyi. Beni izleyin. Çevredeki havayı koklayacaksınız yalnızca. Hayalindeki çiftliğe lanet olsun. Öfkeli ve yorgun olduğumu görüyorsun. Beni rahat bırak. İstediğini yapmak için geciktiğim yetmez mi? Manzarayı seyrederek zaman öldürmek istiyorsan istediğini yap. Ben kampta kalıyorum. Anladın mı? Buna düpedüz nankörlük derler. Eğer beni sepetlemezseniz iki dakika içinde çekip giderim. Geceler boyu kafamda hesapladım durdum. Tasarılar kurdum. Sizi servetime ortak ediyorum beyefendi. Beyefendi de Frona, Frona demekten başka bir şey bilmiyor. Yeter artık, sus. Hayır, susmayacağım. Su araştırmalarında sizin kadar iyi olmasam bile. Corliss onun üstüne atıldı. Ama Dil Bishop yana kaçarak savuşturdu ve yumruklarını sıktı. Önce sert bir sağ, sonra da sol vurdu ve dengesini buldu. Corliss yeniden üzerine doğru yürürken bir dakika diye bağırdı. Bir saniye, size bir kez vurursam benimle birlikte tepeye gelir misiniz? Evet, eğer yenilirsem beni kovabilirsiniz. En iyi çözüm yolu bu değil mi? Hadi. Vance kavga konusunda bir şey bilmiyordu. Dil Bishop çok iyi biliyor ve ona meydan okuyordu oyunlar yapıyor, saldırıları geçiştiriyordu. Sonra karşısındakine vuruyor ve güneş ışığından yana kaçıyordu. Bir dakikanın sonunda Benz karın üstüne serilmişti ve yavaş yavaş kendine geliyordu. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? diye sordu madenci. Öğreneceğiniz daha çok şey var. Bunları da kitaplarda bulamazsınız. Size bu işin kurnazlığını daha sonra öğretirim. Bu arada kamp çadırını kuralım. Benimle tepeye geleceksiniz ya. Dilbişip sobanın borusunu takarken alay ediyordu. Görüşünüz çok az, hareketleriniz de çok ağır. Benimle geliyorsunuz değil mi? Size nasıl davranacağınızı göstereceğim. Çadırı kurduktan sonra bir balta alıp benimle gelin, diye buyurdu. Eldorado'nun ağzını Fransız ırmağının beyaz kumlu setlerine dek çıktılar. Yolda Dilbişip bir çadıra girdi ve bir kürek, kazma ve bir topmak ödün aldı. Başlangıçta çok kızan arkadaşı sonra durumu gülerek karşıladı. Corliss şaka olsun diye onun her dediğini yapıyordu. Maçın galibi Dil Bishop da bundan çok hoşlanıyordu. Bu iş yürüyecek, yüreklisiniz dedi Dil. Aletleri yere attı ve karla örtülü toprağı dikkatle inceledi. Baltayı alın, hemen tepeye çıkıp bana biraz kuru odun getirin dedi. Corliss son bir kucak odun getirdiği anda madenci kabaca bir haça andıran bir alanın çeşitli yerlerindeki karı ve yosunları temizlemişti. Eğer içgüdüm beni yanıltmıyorsa aradığımız yer burası. Burası beyaz kumların sınırı. Daha yukarıda altın yatağı daha zengin olmalı. Bunu daha sonra anlarız. Şu an için bilgi edinmek istiyorum yalnızca.'' Bir yandan konuşuyor, bir yandan da yer yer temizlediği alana ateşler yakıyordu. Bir süre sonra korlara bir tekme attı, kazmasını kaldırdı ve çelik ucunu yere indirdi. Kazma toprağa gömüldü ama sanki bir çimento bloğuna çarpmış gibi madeni bir ses duyuldu. On santimden sonra buzlar çözülmemiş, diye mırıldandı. Eğildi, çamuru parmaklarıyla karıştırdı. Geçen yılki otlar erimişti. Bir avuç kök çıkardı. Vay canına. Ne var?" diye sordu Corliss. "Vay canına." diye yineledi madenci kökleri küreğin sapına vurarak. Corliss yaklaştı ve sonucu daha yakından görmek için eğildi. Birkaç parça çamur alıp parmakları arasında ovalayarak "Bekleyin!" diye bağırdı. Güzel bir sarı yansıma parıldadı. "Vay canına!" dedi üçüncü kez madenci. Altın otların kökleri arasında başını yana çevirdi. Titrek burun delikleri ve iyice açılmış gözlerle havayı kokladı. Corliss ona şaşkın şaşkın bakıyordu. Hmm dedi madenci. Sonra derin derin soluk aldı. Portakal ağaçlarının kokusunu duymuyor musunuz?''